kendimi Evet, doğru tanıtmaya mu? çalışayım. Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dönem miras hukuku derslerini yıl sonuna kadar birlikte yürütmeye çalışacağız. Ben de kısaca kendimden size bahsedeyim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum ama yüksek lisansımı o bağlamda Ankara ile bir bağlılığım söz konusu Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra doktoramı yine Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Uzun yıllar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptım. Daha sonra kısa bir süre Okan Üniversitesi'nde görev yaptım. Ve sonrasında da işte henüz bir aylık bir süredir de Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin akademik kadrosuna katıldım. Bugün özellikle benim için de çok anlamlı bir gün. Zira mesleki ve akademik dayanışmanın ötesinde dostumdan, bilgisinden her zaman çok yararlandım. Değerli çalışma arkadaşım Melek Bilgin Yüce'yi, zaten doçent doktor Melek Bilgin Yüce'yi kitaplarından birçok arkadaşım yakinen tanır ama kendisi hakikaten saygın bir hukuk insanıdır bu kapsamda. Melek Bilgin Yüce hocamız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede akademik kariyerine başlamış. Yine doktorasını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Garanti sözleşmesi konusunda Türk hukuk doktrinine de yön veren bir monografik eseri söz konusu. Kendisiyle çok uzun yıllar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim dalında birlikte görev yapma onuruna ve mutluluğuna eriştim. Daha sonra Melek hocamız bir süre Antalya Bilim Üniversitesi'nde de Medeni Hukuk derslerini verdi. Oranın kadrosunda kısa bir süre yer aldı ama şu anda İstanbul'da yine Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Melek Hoca'nın medeni hukukun hemen her alanında hakikaten takdire şayan eserleri söz konusudur. Öğrenci olarak sizler elbette ki akademik kariyer yaptığınız zaman Melek Hoca'nın değerli eserlerine başvuracaksınızdır. Ama özellikle öğrencilerin temel başvuru eseri niteliğinde medeni hukukun hemen hemen tüm alanlarında yazdığı çok değerli pratik çalışma kitapları da söz konusudur. Bu pratik çalışma kitapları klasik pratik çalışma kitapları dışında teorik anlamda da öğrenciye son derece katkıda bulunan değerli eserlerdir. Her zamanki nazik tavrıyla davetimi geri çevirmedi ve ilk dersi benim adıma yapma inceliğini gösterdi. Bugün hocamız sizlere Tenkis davasında zaten belirli bir Tolunay hocayla genel anlamda bir giriş yapmıştınız. Hocamız yine o genel açıklamaları yapacak. Tenkis'te sıra kavramı üzerinde duracak. Denkleştirme kavramına yer verecek. Bugün ben de bir öğrenci sıfatıyla Melek hocamın renkli anlatımına sizleri baş başa bırakıyorum. Ben de izleyeceğim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Gül hocanız biraz abartılı anlattı. O kadar iyi değilim. Yok yok, hiç abartı Yok yok. yok, hakikaten kendisi biraz az geçti. Kendisi de çok başarılı bir akademisyendir. Ondan çok şey öğrendim. Hakikaten biraz ben böyle yol yordan bilmeyen birisi olarak böyle tiyatro Aferin. geçmişiyle birlikte gelmiştim. Şeyin tedibinden geçtim Gül hocanızın. İnşallah siz de Estağfurullah. son böyle bir yakalarsınız o üslup güzelliğini, o gerçekten ailesinden getirdiği bir duruşla çok güzel bir yaşama, hani böyle bakışı da öyledir, adildir, inanılmaz güzeldir. Ben o yüzden onunla tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Zaten 98'de doktoraya birlikte başlamıştık. O vakitten beri de öyle aralarda belki biraz ayrılmış gibi olduk ama umarım hiç ayrılmadan devam edeceğiz. Yani akademisyen olarak da iyidir ama idareciliği, yani çok şanslısınız. İnanılmaz bu kadar adil bir idareci ben hiç görmedim. O yüzden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini o anlamda şanslı buluyorum. Şimdi Teşekkürler birbirimizi hocam. böyle ağırladıktan sonra sizlerle inşallah güzel bir ders geçireceğiz. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım böyle bir gün de hani şu işler biter de bir yüz yüze Evet.
geliriz bir gün orada da konferans veririz. Bir gün gerçekten böyle yüz yüze sizinle ders geçiririz diye arzu ederim. Şimdi ben şeye geleceğim, tenkise geleceğim ama şimdi biraz da ben şeyi istiyorum. Hani şöyle bir toparlayalım da istiyorum. Biraz böyle benim hani şeyim vardır. Biraz böyle üstten bakışın önemli olduğuna inanan birisiyim. Çünkü biz böyle münferit küçücük şeylere bazen akademisyen olarak aşırı önem veriyoruz ve sizi teoriyle çok boğuyoruz. Öyle olunca da siz mesleğe çıktığınızda size diyorlar ki teori farklı, pratik farklı canım, unut artık onları. Öyle bir şey olabilir mi? Yani düşünün, bir tıp fakültesinden mezun olmuş bir adam bir hastaneye gidiyor. Canım sen öğrendiklerini unut, şimdi sana yepyeniden öğreteceğiz dediklerinde bu bir kere bizim lisans eğitimimize çok büyük bir saygısızlık. O nedenle, ama bu sadece uygulamanın hatası değil, bizim de hatamız. Çünkü biz de ne yapıyoruz? Çok uygulamadan kopuk bir şekilde sizi teoriye boğabiliyoruz. Öyle olunca siz şimdi yani lisans seviyesinde o ne kadar boğduğumuzu fark etmiyorsunuz ve size her hoca gelip bir şeyi çok önemli çok önemli diyerek anlattığında her zaman o böyle bütününü uzaktan görmek, uzaklaşıp da acaba neye bakıyoruzu görmek her zaman öğrenci için çok kolay olmuyor diye düşünüyorum. O yüzden biraz ben size şu miras dediğimiz şeyin bir bütün bir çerçevesini gösterip sonra böyle birazcık da anlamını kavrayarak tenkise gelmek istiyorum. Hani tenkisle bağlantılı olarak da bir şeyler anlatmayı arzu ediyorum. Bakalım inşallah ne kaç saatimiz var? Bana kaç saat veriyorsunuz? Arkadaşlara sormak lazım tabii onu. Şimdi bir Dersi bir 17 ile 19 arasında Melek Hocam. Ara vermek önce... isteyip zannederim ki bütünlük bozulmasın diye ara vermek istemezsiniz. Evet, Yani evet. 7'ye kadar öğrenci arkadaşlarım eminim ki sizi zevkle dinleyeceklerdir. Umarım böyle olacak. Şimdi bir sistem kurmak istiyorum. Bu barolarda falan da benim yaptığım bir şey, eğitim aslında bu. Şimdi bunu size gönderdim zaten. Öğrencileri nasıl hocanıza gönderdim. Hani Gül hocanız da bir şey olmaz herhalde. Bunu hep önünüzde tutun. Yani bu mirasın çerçevesi, yani miras kitabının aslında o hani içindekiler sizi yönlendiriyor ama içindekilerden bir öğrencinin tam o sistemi oturtması kolay olmuyor. Miras dediğim şeyde neye bakacağım önce? Mirasçılar kim diye bakacağım. Yasal atanmış. Kim bu mirasçı? Yani hani kim bu hak sahibi olacak olan kişiler? Onları tespit edeceğiz. Mesela içinde ne var? Evlilik dışı çocuk var. Evlat edinilmiş. Başkasının çocuğu nüfusa yazdırılmış. Eşle boşanma davası açılmış. Hani bir butlan davası açılmış gibi. Önce benim kimlerin mirasçı olduğunu, yasal mirasçıları tespit etmem gerekiyor. Yasal mirasçılar içinde kimler değili göreceğim sonra. Çıkarılmışlar var mı, feragat var mı, yoksunluk, red gibi işlemler var mı? Aslında yasal mirasçı olması gerekirken oradan çıkardıklarım var mı diye dört tane grup olabilir. Onları kontrol edeceğim. Sonra bir ölüme bağlı tasarruf varsa eğer atanmış mirasçı var mı diye kontrol edeceğim. Şimdi mirasçıları tespit ettikten sonra diyecek ki bunların hakları ne? Bu miras karşısında bunlar ne gibi haklara sahip diyeceğim. Mesela bir tane kız kardeşim var, annemle yaşıyordu. Annemin bütün yüzüklerini alıp gidiyor gibi. Sen oraya karşı koruma sağlayabilecek miyiz? Var. Ya da mesela mirasta ne yapabilirim? Red beyanda bulunabilirim mesela, kabul edebilirim gibi haklarının ne olduğunu düşünmemiz gerekir. Sonra bir ölüme bağlı tasarruf varsa o zaman bir kere önce geçerliliğini tartışacağım. İptal davası ancak ve ancak bir ölüme bağlı tasarruf varsa aklımıza gelecek. İnanın biz şimdi bir 2 aydır herhalde, 2-2,5 aydır bir kişiye vasiyetnameyi hazırladık. Hiçbir noter yapmıyor. Gül, inanır mısın? Noter bulamıyoruz. Hasan Can Çağlayan'ın annesine gittik, noter başkanı. Hocam diyor işte bekleteyim ama yani yapmıyorlar. Hiç kimse yapmıyor. O zaman da ölüme bağlı tasarruf daha az karşımıza çıkıyor. Ama ilk kontrol edeceğimiz nokta bunun geçerli olup olmadığı. Sonra mesela bu ölüme bağlı tasarruflar varsa o zaman saklı paylı mirasçılar da aklıma gelecek. Bu saate kadar ölüme bağlı tasarruf yoksa saklı paylı mirasçı kavramı sorgulamam gerekmiyor. O ana kadar yani sağlar arası işlemler bakımından da var ama yani o saklı paylı mirasçıları biz daha çok, yani tabii ki ölüme bağlı tasarruflardan önce olan sağlar arası işlem ama onlar sınırlı sayıda. Asıl
Tenkis ölüme bağlı tasarruflar bakımından gündeme gelen bir durum. Sonra kontrol ediyorum. 560'takiler var mı gibi ona bakıyorum. O sırada terekenin de hesabını yapmam gerekiyor eğer dışarıda işlemler varsa. Sonra tenkis davası gündeme geliyor diyorum. Sonra peki bunlar sorunlar o aşamalarda. O paylaşma arasında bir dönem var. Orada kimler ne yapabilir? İşte araba arızalandı, çatı akıyor değil mi? Babamın oturduğu evin çatısı akmaya başladı. Kim ne yapabileceği sorguluyoruz. O sırada babamın da borçları var, kredi borcu vardı, arkadaşına borcu vardı, iş yeri vardı. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Daha paylaşmadık. O iş yerinde hani el birliği, hak sahipliği var. Peki ben tek başıma hani ne yapacağım, bu ödemeleri devam ettirecek miyim, diğer kardeşlere rücu işleri. Bunlar da mesela o ara dönem, bu bir geçici dönemdeki sorunların çözümüdür. Sonra bu dönemde miras payının devri var. Kardeşler yani mirasçılar arasında görüyoruz ama onu çok fazla görmüyoruz. Daha böyle geride kalan bir şey diye bakıyorum ben ona. Ve mirasın paylaşılması. Biz hani asıl olan iradi paylaşma, bu aşamada mesela geciktirilmesini gerektiren şeyler var mı diye kontrol ediyorum. Sonra da paylaşmanın nasıl yapılacağına bakıyorum. Paylaşma, iradi paylaşma evet yapabiliyoruz. Tabii biz Türk halkı olarak uzlaşmayı bilmeyen bir halk olarak iradi paylaşma işi bizde çok zayıf. Daha çok ne oluyor? Paylı halin giderilmesi şeklinde bir dava ile oluyor. Ama yine de yani iradi paylaşma ve dava yoluyla paylaşma gibi kuralları paylaşma bakımından bilmemiz gerekiyor. Zaten o miras ortaklığı dediğim şey, dedim ya, geçici bir statü aslında. O nedenle nihai amaç paylaşma baktığımızda. Ama paylaşmayla da tam bir sorumluluk bitmiyor. Çünkü bana taşınmaz verilmiş, öbürü iş yerini almış. Ondan sonra o üçüncü kişilere karşı sorumluluğumuz hala bir dönem devam ediyor. Sonradan yine garanti yükümlülükleri anlamında birbirimize karşı garanti yükümlülüklerimiz oluyor. Orada da artık o sürelerde bittikten sonra miras işini kapatıyorum. Ama o saate kadar miras işi var ve devam ediyor. Yani geçici bir süre olsa bile ölümle başladı. Arada bir sürü üçüncü kişilerin de dahil olduğu, mirasçıların da dahil olduğu bir süreç yaşadım. Borçlar vardı, alacaklar vardı, evdeki eşyalar vardı, taşınmazlar vardı. Ürünleri elde ettik, mesela zeytinler toplandı gibi bütün o işlemlerle bir aşamaya geldim. Paylaşana kadar bunlarda el birliği, hak sahipliği. O aşamanın özelliği bence hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Şimdi sunuma geçtiğimde dediğim gibi hani bu mantıkla ilerlemesi gerekiyor şeyin. Şimdi görebiliyorsunuz sanırım, değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi görünümü de slide gösterisi yapacağım. Evet. Şimdi bu bizim yani bu temel sıra dediğim, yani o daha ayrıntılı anlattığım neleri kontrol etmeniz gerekiyor. Yani bir süre onu mesela duvarınızın, miras çalışırken karşınızda bir yerde bir panoda asılı olsun. Hani o bir miras hukukunun mantığı çünkü. Aslında o sırada ilerlememiz gerekiyor. Biraz hani böyle şimdi şeyi de konuştuk. İstanbul ekolü biraz farklı ilerliyormuş ders anlatımı konusunda. Ankara ekolü biraz farklı anlatıyormuş. İkisinin de mantığı var. Miras hukuku, miras kitabı aslında medeni hukukta en karışık olan kitabımız. Biz bile gerçekten ya o orada mıydı, o madde hangisinden önceydi diye kafamızda karışıklık yaratabiliyoruz. Mesela denkleştirme biraz daha sonra anlatılıyor. Aslında tenkisle anlatılması gerekiyor. Tenkisi öne alırsam bu sefer denkleştirme paylaşmayla bağlantılı. Bir sürü hani faktörü düşündük. Bazı hocalarımız mesela Ankara ekolü tenkisi öne almış. Miraslarla birlikte miras paylaşımları, yasal paylar, saklı paylar, tereke ve tenkis diye devam etmiş. Ama mesela denkleştirmeyi en sona atmış. Şimdi ben baktım hani Bilge hocamızın kitabına. Güzel bir mantık ama denkleştirmeyi de buraya almak gerekirdi. Çünkü denkleştirmeyi bilmeden tenkis hesabı yapamazsınız. O bir hani teorik hesap olur. Gerçek bir tenkis hesabı yapılamaz. Ancak o hani sağlarız işte denkleştirmeyi de öğrendikten sonra tenkis hesabı sağlıklı bir şekilde yapılabilir. O yüzden hani bu sırayı lütfen unutmamak gerekir.
Şimdi bakıyorum, yani buraları biraz daha hızlı geçeceğim ama yine de bunlara değinmeden geçmek istemiyorum. Bunlar çok sorun çıkaran konular çünkü o mirasçılıkta. Biraz böyle hani orada tam miras hukuku kitaplarında söylenmiyor bunlar. Neden söylenmiyor? Çünkü soybağı ne sorunu? Aile hukukunda. Şimdi sizden aslında ben şunu bekliyorum. Yani bir sistem kuruyorum. Hani bu şey gibi, birinci sınıfta sayıları öğrendim. İkinci sınıfta böyle dört işleme biraz giriş yaptık. Sonra şeyi öğrendik, hesap çarpım tablosunu. İşte sonra bilinmeyen. Ya bunları hep bana üst üste koyarak, üst üste koyarak ta liseye taşımanızı istiyor. Siz hani o çarpım tablosunu unutursanız ben size nasıl sonrasında devamında bilinmeyeni anlatayım. X kavramını anlatmam mümkün değil. Ama hani bir hukuk fakültesinde sanki birinci sınıfta aileyi öğrendiniz bitti. Temel kavramlar bitti. Borçlar genel orada kaldı. Hiçbiri bitmiyor aslında. Bir paket sunuyoruz ve bir hani puzzle yapıyoruz aslında. Ve sadece ben de değil, orada usulcü de oraya bir parça koyuyor. İşte ticaretçi de bir parça koyuyor. Ve nihayet 4 senenin sonunda aslında bakın Anayasa Mahkemesi'nin kararları, anayasanın o mülkiyete ilişkin kuralları da benim için önemli. O yüzden hepsi bir bütün oluşturarak dördüncü sınıftan mezun ediyoruz. Ama ben ne istiyorum? Bunları hani sanki kendiniz sokağa çıkınca hani ben sizi tamam canım evden attım, bunları sen orada birleştir diyorum gibi oluyor. Birleştirme işini biz hukuk fakültesindeyken biraz az yapıyoruz. Dün öğrencilere şey söyledim. Dedim ki dedim böyle ders vereceğim, çok heyecanlıyım falan. Hocam dedi, çok beğenecekler, meraklanmayın ama dedi sınava girmeyecekleri için çok şanslılar. Hani böyle şey çünkü. Çünkü ders sınavda da bunları istiyorum. Hepsinin birleşmesini istiyorum. Yani siz ikinci sınıfta borçlar genel sınavına girdiğinizde aslında ben birinci sınıfla birlikte bir borçlar genel sınıf sınavı yapıyorum. O yüzden mesela daha zor. Üçüncü sınıfa geçtiğinizde bir ve iki ile birlikte yapıyorum. Hani ben öyle birleştire birleştire gidiyorum. Tabii ki bu gerçekten daha zor ama çıkışta bence daha sistemi böyle çözmeyi kolaylaştıran bir öğrenme diye düşünüyorum. Şimdi neyimiz var? İşte yasal mirasçı. Onlar zaten kolay. Onlara ilişkin şeyleri yaptınız, tabloları yaptınız. Şimdi saklı paylı olanlar kimler? Dedik ki eş var, alt soy var, anne baba var. 2007'den beri kardeş yok. Kardeş saklı paylı mirasçı değil. Şimdi eğer eş yoksa, alt soy yoksa, anne baba yoksa zaten tenkis davası diye bir kavram karşıma çıkmayacak. Tenkis diye bir şey olmayacak. Ancak bu 4 grup kişi varsa eğer tenkise tabi değerler var mı yok mu diye bakacağım. Yoksa öbür türlü bakmamı gerektiren bir durum söz konusu değil. Benim annem babam vefat etmiş, eşim yok. Bir abim vardı, o da ölmüş. Bir tane yeğenim var. Şimdi ben vefat ettiğimde her şeyimi Darüşşafaka'ya bağışladım. Yeğenim size geldi. Ona bir kere doğrudan şey diyeceksiniz. Canın istediğini yapar. Ya bu kadar. Başka bir şey söylemenize gerek yok. Yani tenkis davası. Ancak ne yaparsınız? Çok zorlama olarak uygulamada ne yapıyorlar? İşte benim bir ölme bağlı tasarrufum var ya da daha önce işte ayırt etme gücü yoktu bilmem neydi diye zorlama iptal davaları açmaya kalkıyorlar. Yani bir tek bu oluyor. O da hani tanıklarla şeylerle olması gerekiyor. Şimdi o yüzden mutlaka bu saklı paylı olanlar her zaman aklınızda olacak. Yani 20 sene sonra da her zaman bir kontrolünü yapacaksınız. Saklı paylı mirasçı var mı yoksa devam. Varsa bir kontrol edelim. O zaman tenkise tabi değerleri de hatırlamamız gerekecek. Tenkise tabi değerleri her zaman bilmemize gerek yok. Neyimiz var? Kanunumuz var. Saklı paylı mirasçılar olduğunda geldi o müvekkil sizin kapınızı çaldı. Diyor ki işte babam diyor vakti zamanında şunu yapmış. İşte 3 yıl önce diyor şunu şuna vermişti. Geçen sene de amcama diyor şu şeyi verdi. Dedemden kalan arazinin yarısını amcama devretti. Ha şimdi artık dinleyebilirsiniz. Benim yeğenim anlattığında öyle dinleyin boş boş. Tamam? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Not bile almayın. Sadece ne soracaksınız? Ayırt etme gücü var mıydı halanız? Bir tek bunu soracaksınız. Bunda sıkıntı yaşayabiliriz. Ama eğer benim bir alt soyum olarak mesela benim çocuğum, torunum geldi size. Diyor ki işte
Dedem şunu yapmış, babaannem şunu yapmış. Ha, o zaman not alın. O an onları bilemeyebilirsiniz, kontrol edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ölüme balta zafer, sağlar arası işlemler. Tenkise tabi değerlere bakmanız gerekiyor. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Saklı payla bir mirasçı varsa. Öbür türlü bakmıyor. Şimdi evlilik dışı evlilikçi çocuk ama başka babadan olan çocuk. Bu şey gibi bazen böyle yaşlılar şey diyor. Ah bu diziler yok mu diyor diziler. Bu aldatmalar şunlar bunlar. Her şeyi yoldan çıkardı. Artık ahlak sükut etti. Ya arkadaşım bunlar var da dizilere konu oluyor. Şimdi bunlar böyle hani işte çarşambayı sel aldı, sel aldı, ne alsın ne alsın da sel alsın gibi değil yani. Birileri bunları duyuyor. Biz davalarda görüyoruz. İki tane çocuk başkasında. Biri 15 yaşında, biri 10 yaşında. 15 senedir kendi çocuğu zannediyor. Ama ne oluyor? Boşanma sırası ya da boşanmadan sonra bunu öğreniyor baba. Ha, bu miras işte mesela ölüm halinde. Şimdi bunu ölümden sonra öğrendiğimizde bu artık orada soy bağı davalarıyla ilgili. Evlilik dışı çocuk mesela babam gitmiş bir dönem Almanya'da yaşamış. Geldi ben tek çocuk zannediyorum kendimi. Bir bakıyoruz babanın ölümünden sonra birisi oradan diyor ki ben işte sizin kardeşiniz. Bilmiyoruz. Ama yani eskiden bu çok zorken şimdi çok kolay. Neden? DNA diye bir şey var. Yani o kadar kolaylaştı ki. O yüzden bence hani bu hep şey yapıyor bir türlü vakit yok ki yazalım. Bu soy bağı ile ilgili maddelerin tümünün değişmesi gerektiğine inanıyorum. Niye? Bir yıllık hak düşürü, bilmem ne. Sürekli bir hak düşürü sürelerle. Anayasa Mahkemesi bazılarını iptal etti ama artık çok kolay. Çok kolay. Ve bunların tespitine ilişkin süreler getirilmemesi gerekiyor. Bu kadar hani bilim ilerlemişken o hani aktarımın netliğini görebilmemiz gerekiyor. Eğer sen böyle bir sistem kuruyorsan, soy bağına dayalı bir sistem kurmuşsan, soy bağı da bu kadar kolay tespit edilebiliyorsa o zaman ona birazcık hani kulak vermemiz gerektiğini düşünüyorum hukuk olarak. Sonra mesela bizde en büyük sorunlardan biri. Bunları bir şekilde hallediyoruz. Bunları hukuk düzenlemiş ama başkasının çocuğunu nüfusta kendi çocuğu gibi yazdırma. Doğu Anadolu'dan gelen arkadaşlarımız, Güneydoğu Anadolu'dan arkadaşımız hani hepiniz bunları az çok duymuşsunuzdur. Burada evlat edinme yok. Soy bağı, kan bağı dışında nasıl kurulur? Evlat edinmeli. Bir evlat edinme olması gerekir ve onun da şartları var. Eskiden sözleşmeydi, şimdi mahkeme kararıyla. Peki bizim çocuğumuz olmuyor, evliyiz. İşte 4-5 sene geçti. Kız Kız kardeşimiz kardeşim de maşallah 3-4 tane, 5 tane yapıyor. Onlar köyde, biz İstanbul'dayız. Ya diyorum ki bana da bir tane yapsana arkadaşım hani hazır yapıyorken gibi böyle hani bir ekmek mi yapıyorsun? Ama gerçekten böyle. Erkek kardeşten, kız kardeşten hele de iki erkek, iki kız, iki hani kız kardeş birlikte böyle evlenmişler. Onlarınki çok kolay. Zaten bütün çocukları kendilerinin çocuğu gibi görüyorlar teyze dolayısıyla. Başka kadın girmediği için devreye. Bu sefer bunlar diyor ki al canım bu senin olsun. Ve gerçekten kız kardeşi için ya da kocasının kardeşi için hamile kalan kadınlar oluyor. Bir de diyor ki İstanbul'da diyor bu iyi okuyacak. Bizimkiler burada olmadı diyor. Tamam. Bana verdiler çocuğu. O da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Ya da biliyor, fark etmez. 30 yaşına geldi, 40 yaşına geldi. Soy bağı kuruldu mu? Asla. Herhangi bir süreye tabi değil. Soy bağı mesela kocamı aldattım, başkasından çocuğum var. Kocam öğrendi, onun süreleri var. Bir yıl içinde açtı açtı. Açmadı, artık açamaz. Ama eğer pardon şunu kapatmamışız. Hemen şöyle kapatayım. Evet. Eğer o kardeşinden aldığım çocuğun söz konusu olduğunda bu sefer ne oluyor? Ben vefat ettim. Ne sorun çıkıyor? Kardeşimin dört tane daha var. Kız kardeşimin dört tane daha çocuğu var. Benim alt soyum olmadan ben vefat ettim ve anne baba da yok. Şimdi tek mirasçım kardeşim. Kız kardeşim de benden önce vefat etmiş. Bu sefer alt soyum varmış gibi gözüküyor. Şu an benim bütün işte bu evim, işte bilmem ne arsam, arabam, bankadaki param, bu nüfusa yazdırdığım ama aslında çocuğum olmayan bu kişiye kalacak.
Öbürleri diyor ki ya zaten diyor biz burada diyor tarlalarda sürünürken bu diyor oh gitti özel okullarda okudu. Hı? Tam iyi anlaşıyorlar falan ama bir yere kadar. Ölümden sonra o iyi anlaşma kalmıyor. Bu sefer bunlar ne davası açıyorlar? Nüfus cicinin düzeltilmesi ve hiçbir süreye tabi değil. Hiçbir süreye tabi değil. Haklılar mı? Haklılar. Ve o benim çocuğummuş gibi davrandığım ve çocuğum olan aslında baktığınızda kafamda ama hukuken değil. Bu Türkiye'deki en büyük nüfus sorunları yani miras sorunlarından biridir. Bunu istisnasız o kadar çok davada gördüm ki o çocuklar kız kardeş bile diyor ki e diyor tamam diyor bu zamana kadar sefasını sürdü artık diyor bu kalan diyor 5 çocuğa kalsın bari. Çünkü kendisi mirasçı olacak. Ve onun alt soyu. O yüzden bunlarda mutlaka ne yapılması gerekiyor? Bir kere önce nüfus ben kendim nüfus cicinin düzeltilmesi davası açmam. Ne olur? Ben bunu böyle bütün gittiğim yerlerde işte bazı böyle ortamlara girip lafı buraya getiririm. Niye? Çünkü ortamda mutlaka birisinin en azından kendisinin de değilse bile tanıdıklarında böyle bir durum oluşuyor. O yüzden sırf kamu hizmeti gibi bir yerlerde bunun lafını açıp ay işte bu da bizde çok sorun falan gibi diye böyle bir sohbet ortamı yaratırım. Neden? Çünkü bunun düzeltilmesi gerekiyor. İki tane davayla düzeltilebiliyor. Birincisi nüfus cicinin düzeltilmesi davası açacağım. İkincisi de evlat edinme davası açmam gerekiyor. Ve bunun ikisini bir arada açmam gerekiyor. Neden ikisini bir arada açmam gerekiyor? Çünkü nüfus cicinini düzeltiyorum. Evlat edinmeyi de açıyorum. Evlat edinme davasının hakimi diyor ki, diyor siz diyor şey yapmamışsınız, bu sizin kendi çocuğunuz. Diyor ki nüfusu düzelteceğim. Diyor ki ben nüfusu düzelt de gel. Diyorum ki nüfusu düzeltene kadar mirasçı mı olmayacak? Eğer ben o dava sırasında ölürsem bu sefer tekrar evlat edinme ne evlat edinme davasında bekletici mesele yaptıracağım. Neden bekletici mesele yaptıracağım? Bakın hani nasıl usulden bilgi getiriyorum buraya. Usul bilgisi bu çünkü. Bunları usul olmadan da anlayamam. Bekletici mesele yapacağım. Neden bekletici mesele yapacağım? Çünkü evlat edinme davası açıldı. Koşulları oluşmuşsa taraflardan biri o sırada da ölse bile vefat etse bile eğer koşulları olup da 3 yıl sonra karar çıksa bile evlat edinme davasının açıldığı andan itibaren evlat edinme hükümlerini doğuruyor ve soybağı o andan itibaren kurulmuş sayıyor. Öyle olunca benim bunda menfaatim var. Bekletici mesele böyle durumlarda oluyor. Tamam? O yüzden aklınızda olsun. Çevrenizde böyle birileri varsa mutlaka hani böyle şey diyorum başınızın gözünüzün sadakası için dilekçelerini yazın. Benimle irtibat kurun, dilekçelerim var. Herkese bu dilekçeleri yazdım. Bütün işte annem böyle benim ebeydi, köy ebesiydi. Biliyorum ben kimlerin olduğunu. Hakikaten gittim kapılarına hepsini düzelttim. İzmit'te böyle yığınla düzelttiğim böyle bir şey vardır, bağ vardır. Hepsine de ne yapıyorum? Bir hemen vasiyetname yazıyorum. El yazısı vasiyetname. Her şeyim ona kalsın. Niye? Hiç saklı paylı mirasçısı yok çünkü. Saklı paylı mirasçısı olmadığı için de kolaycacık el yazısı vasiyetnameyi koydurtuyorum. Sonra bu iki davayı açıyoruz. Aklınızda olsun. Atanmış mirasçı var. O zaman da ne yapıyorum? Geçerli mi diye bakıyorum. Şimdi evet saklı paylı mirasçı varsa o zaman tenkiz kontrolü var. Yani artık saklı paylı mirasçım olmadıktan sonra dediğim gibi kontrol etmiyordum. Ne yapacağım? Bunları hesaplayabilmem de gerekiyor. O yüzden biraz hani o eskiden böyle şey değildi. Biraz böyle sohbet şey yapayım. Şöyle sunumu durdurayım. O zaman daha iyi görüyorsunuzdur belki diye varsayıyorum. Şeyde böyle Kocaeli'de başladım. İşte ilk 2000 yılında 98-99'da işte ilk şeye girmiştim. Kadro olmadan bir sene önce miras hukuku dersine girdim. Gözünü vurmamı istiyor. Şey geldi tamam. Peki orada mesela şeydi sosyalden geliyorlardı. Hani sosyal sınıfı falan oluyordu ya. Ben de hani şey böyle işte başladım şeyleri o mirasçıların hesaplarına. Ondan sonra işte yasal miras payları sonra saklı paylı miras yani şeyi. Sonra işte saklı paylar toplamı bütünden çıkar. Birden eksi işte 3 bölü 16 çıkar falan. Böyle bir matematik hesabı tasarruf edilebilir kısmı hesaplamaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar çok kolay anlıyorlar. Neden? TM'den geliyorlar matematik bilerek. Eskiden sosyalden geliyorlardı ve ben Kocaeli Hukuk'ta inanın 4 sene bu ders verdim.
Ve ilk dersi, yani miras hukukunun ilk dersini böyle anlatamıyordum. Matematik dersi. İlkokul 4. sınıf oran orantı anlatıyordum. Böyle şey yapıyordum. İşte çıkarma böyle, çarpma böyle. Ve finalde bana gelip şey, hocam doğru mu çarpmışım, kontrol eder misiniz diye soruluyordu gerçekten. Ve müdahale ediyordum çünkü bilmiyordum. Şimdi siz şanslısınız. Niye bu dönem hepiniz matematik bölümünden? Yani çoğu zaman hani o matematiği gayet iyi bilerek geliyorsunuz ve mirasta zorlanmıyoruz. Mesleğe çıktığınızda göreceksiniz. Biraz mirasla ilgilenin. Neden mirasla ilgilenin? Çünkü eski hukukçular, yani çok eski, mesela Gül hocamızın babası miras şeydi, bayağı eski hukukçulardan. Şimdi o biliyor. Neden? Çok eskiler gayet iyi biliyor. Ama bir ara dönem var. Bizim yaşıtlarımız bilmiyor. Yani gerçekten çok az biliyoruz. O hesaplamaları, çünkü sosyal bölüm olma nedeniyle çok az kişinin yapabildiği tengiz hesapları çok zor geliyor. Ve ben çoğu, yani nasıl diyeyim, 40 üzeri, 40 yaş üzeri olan kişiler çoğunlukla bu miras işinden kaçıyorlar. Sadece ne yapıyorlar? Vasiyet iptal. O kadar. Tenkis işi el yordamıyla ilerliyor. Siz yeni nesil olarak tenkis hesabını bilen nesiller olun. O bilir kişilere bırakmayın bu tenkis hesabını lütfen. Hani şey yaptım, örneklerini verdim, cevaplı örneklerini verdim. Sizinle paylaşılacak, yani cevaplarını da hazırladım. Gerekçeleri, edinilmiş mallar var içinde, denkleştirme şeyleri var. Hepsinin o tereke hesabıyla birlikte bir de tenkis hesabı yapabileceğiniz, kontrol edebileceğiniz şeyler var. Ne olur çok basit bir hesap, bir matematik mantığı olan bir kişinin hani o hesabı yapamaması gibi bir sorun ben düşünemiyorum. Evet, şimdi devam edelim. Matematik dersi işi olmadan ne oldu? Bir yasal miras payım var. Yasal miras payının yarısı 6 yaşın. Öbürü işte 3, birinci zümreyle, ikinci zümreyle farklı. Anne babanınki 1 bölü 4. Şimdi tabii bunlar eleştiriliyor. Hani hocanız da söylemiştir. Gerçekten eleştirilmesi de gerekiyor. Niye? Eşi ben o kadar böyle dediler ki aman bu eş mahvoluyor mahvoluyor. Ya eş, eğer o eş iyi para kazanıyorsa mahvolmuyor. Yani ben mesela, benim eşim işte diyelim ki, hep o örneği ver, öğretmen, normal bir işte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ben de avukatım. Bana yazık oluyor. Niye? Edinilmiş mallarla birlikte kazandığım şeyi, 400 liralık bir ev aldım. 200 lirası zaten edinilmiş mallardan eşimin. Kalan 200 lirası ancak terekeye değer olarak intikal edecek. Sonra annem babam var. Yarısı da, yani %10'la gitti. Ve 3 sonu. Ve tamam. Tamamı ne? Şey olarak, saklı pay olarak oraya gitti. Yani ben 400 liralık bir değer kazanıyorum. Bunun 300'ü eğer benim alt soyum yoksa eşimin olacak. Kardeşlerim saklı payı bile kaldırdı. O yüzden biraz eş lehine dengenin bozulduğu söyleniyor, eleştiri yapılıyor. Ben de biraz haklı buluyorum. Hani saklı payım bile ben, hani olması çok mantıklı gelmiyor, ama eşin bu kadar korunmuş olması pek sıcak baktığım bir şey değil. Aman şu bizim şey hocalarımız duymasın. Hani feminist hocalarımız duymasın, biraz böyle kızıyorlar bunları söylediğimizde. Evet, şimdi neyimiz var? Diyorum ki sağlar arası işleme bakıyorum, ama asıl ölüme bağlı tasarruf, ikisi birlikte, yani tenkis dediğimiz şey aslında ölüme bağlı tasarruflarla ona ilişkin düzenlenmiş bir şey. Ama tabii ki istisnai olarak bazı sağlar arası işlemleri de, onlar sınırlı sayıda 565'te, bunlardan biri varsa da ne oluyor? Tenkis davası açabiliyoruz. Orada sırayı göreceğiz. Şimdi tenkis davası, yani bu adamlardan birinin hakkının ihlal edilip edilmediğini tespit edebilmek için öncelikle bunların yani bir teoride matematiksel bir hesapla oransal olarak bu miras bırakanın terekesinin kaçta kaçında hareket edebileceğini tespit ettiğim bir şey. Bu tasarruf edebileceği kısım diyorum. İşte alt soya miras payının yarısını verdim. İşte 3 bölü 4'tü mesela, eşimle birlikteyiz. 3 bölü 4, 1 bölü 4 eşimin zaten tamamı. 3 bölü 4'ün de yarısı 3 bölü 8. Şimdi ne yapıyorum? 5 bölü 8
hareket edemiyorum. Yani benim 800 liram varsa 500'ü öbürlerinin cebinde. O 500'e dokunduğum an onlar ne yapabiliyorlar? İtiraz edebiliyorlar. Yani itiraz dediğim hani lafta diyorum. O tenkis davası. Şimdi yani ben 800 liram varsa 300 lirayı Darüşşafaka'ya bırakabilirim. Kimse de bana laf edemez. Ama ben 350 bırakırsam bu sefer o tasarruf edilebilir kısım denilen kısmı aşmışım. Ne kadar aşmışım? 50 lira aşmışım. O 50 lira için bu adamlar böyle ne yapacak? Ayağa kalkıp biz bunu istemiyoruz. O 50'yi bize geri ver diyebilecekler. Tenkes davası bu. 350'nin tamamını isteyemeyecekler. 50'yi isteyecekler. Kim isteyecek? Saklı payı ihlal eden. Yani bizim tenkis davasında davacı olabilecek kişi mutlaka saklı paylı mirasçı. Yani ben bir hakimim mesela. Hakim olarak baktım. Dedim ki ne bu dedim. Hani bu şey dava neymiş? Tenkis davasıymış. Hemen kontrol edeceğim. Davacı kim diye bakıyorum. Davacı yeğen. Çöp. Yani o dava çöp. O dava olmaz diyor. Tamam. Böyle bir şeyimiz var. Görüyoruz değil mi? Ben şimdi ekranda şeyi fark edememişim de. Hocam şu an soybağı sorunları görünüyor Tamam. ekran. Ha, tamam. Evet. Yani şimdi bu hani soybağı sorunlarına ilişkin ben hani bu şeyi de kayda geçsin diye şey yaptım. Hani oradaki sürelerle ilgili olarak onları da hani geçeyim. Ne yapıyoruz? Tekrar şöyle bakıyorum. Evet. Bunu da buraya not olarak aldım. Bunu da gönderdim. Hani sizin hem kayıtta dursun hem de şey diye bunu anlattık zaten. Şimdi eşin durumu. Dediğim gibi eşin durumunda bir yanlış yani şimdi yavaş yavaş öğrenildi. İlk başta o 2002'den sonra ilk başlarda şu anlaşılamadı ki hala bile sıkıntılı olan şeyler görüyoruz, davalar görüyoruz. Bir kişi yani avukat bilmediği için buna müdahale edemiyor. Demin söyledim ya 400 lira bu ev. Bir kere 200 lira zaten benim eşimin mal rejiminden dolayı alacağı var. Yani tereke de bir alacak, bir borç gözüküyor. O yüzden onu o tereke hesabından önce mal rejimi hesabı yapılması gerekiyor. Bu nedenle bazı bilir kişiler şimdi hani İstanbul'da işte şeyde burada öğrenildi, Ankara'da öğrenildi ama bakıyorum Türkiye'nin her yerinde öğrenildi mi? Tam öyle öğrenilmedi. Şimdi bizim öğrencilerimiz böyle Türkiye'ye yayılmış vaziyette arıyorlar. Hocam önce bunun yapılması gerektiğini söylemiştiniz. Yanlış mı? Biz söylüyoruz ama bilir kişi dikkate almıyor. Bilir kişi, yani siz bilmezseniz bilir kişiye müdahale edemezsiniz. Ancak bilirseniz müdahale edersiniz. Birinci o mal rejimiyle ilgili sorun. Terekenin hesabını yapmak istiyorum şimdi. Yani o tasarruf edilebilir kısım buldum ama tasarruf edilebilir kısım o hani o 800 lirayı bulmam gerekiyor ki 5'te 3'ünün ne olduğunu bulayım. 5'te 3 sadece bir oransal olarak kaldığında uygulama bakımından hiçbir anlamı olmayan bir sonuç. Ben bu adamın terekesinin nihai yani aktif pasifine baktım. Artı eksi nihai çıkan sonuç 800 lira. Onun üzerinden bu tasarruf edilebilir kısmı bulmam gerekir. Eşin durumu bakımından özellikle olan şeyi unutmayacaksınız. Bunlar bakın yine aile hukukundan gelen sorunlar. Yani şu soybağı da öyle, bu da öyle. Boşanma davası 181. madde. Neydi? Boşanma sırasında ölüm gerçekleştiyse hatırlıyoruzdur. Hani hani o evlilik birliği ölümle sona eriyordu. Ama bir dava devam edebiliyordu. İşte bu dava usulü açısından neymiş, meymiş diye tartışılıyordu. Biz yani nihai olarak denildi ki bir tespit davası. Neyi tespit ediyoruz? İşte daha fazla kusurun oldu. Yine butlan davalarında öyle hem nesbi hem mutlak butlan davası bakımından 159. madde vardı. Bu nesbi butlanda gibi gözükse de öyle değil. Her ikisi için de uygulanıyordu. Yine aynı şey. Butlan davası sırasında iki yani şeyde eşlerden biri öldüğünde mirasçı olacak. Böyle bir sorunumuz var. Bu halde mirasçılık sıfatını sona erdirme imkanı veriliyor. Eş olduğu için ne yapıyoruz? Yani bizim açımızdan saklı payı yüksek olduğu için tasarruf edilen kısmı da arttıran bir boyut oluyor. Ve mesela işte
alt soy olmadığında, ikinci zümreye çıktığında o tereke paylaşımı, mirasçılık şeyi tespiti, o zaman mesela oradaki oranları da ne yapıyoruz? Arttırıyor oluyoruz. Şimdi yine mesela o tenkiz davası bakımından mutlaka kontrol etmem gereken şey, tamam saklı paylı, zaten mesela mirasçılıktan çıkarma, onları görmediniz sanıyorum daha, değil mi? Yanılıyorsam Nazcığım düzeltir misin? Ölüme bağlı tasarrufları gördünüz mü? Melek Hocam, sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet, ben de istişare ettim Tolunay Hoca ile birlikte. Hayır, ölüme bağlı tasarruflar konusunu haftaya anlatacağız. Çıkarma, yani tenkiz davasında süreler kısmı ve tenkizde sıraya gelinmiş. Ama dediğim gibi bizim izlediğimiz ekolün dışında evet. Bir yaklaşımla ele alınıyor. Yani ölüme bağlı tasarruflar kavramı çıkarma, red ve devamı ilerleyen derslerde anlatılacak. Tamam. Çıkarma diye bir şey var. Ne yapıyoruz? Bu sadece ve sadece anlatılacak. Sadece saklı paylı mirasçı için gereken bir şey. Neden? Çünkü onun tenkiz davası açmasına engel olmak istiyorum. Diyorum ki çocuğum mesela var. Çocuğum ben onu eğer hani şu şey var ya böyle deniyor işte evlatlıktan reddetmiş. İşte babası onu işte evlatlıktan reddetmiş. Mesela baba ne yapmış? Baba gitmiş şey yapıyormuş. Söyleyin adını. Nüfusa gidiyor mesela, hani şu Türk filmlerinde de görüyoruz böyle. Nüfusa gidiyorum, ben işte çocuğum işte uyuşturucu kullanıyor. Gidiyorum diyorum ki, affedersiniz müdür bey diyorum, bu çocuğum benim uyuşturucu kullanıyor. Lütfen onu benim nüfusumdan çıkarır mısınız? Nereye koyayım hanımefendi? Nereye koyarsanız koyun, beni hiç ilgilendirmiyor. Benimkinden çıkarın. Böyle bir şey var mı? Oradan silin lütfen, evlatlıktan çıkarmak istiyorum onu. Böyle bir kavramımız yok. Yani o soy bağı dediğiniz şey böyle evlatlıktan reddettim diyerek olacak bir şey değil. Siz ancak ve ancak o alt soyunuzu ya da saklı paylı mirasçınız olan eşiniz, alt soyunuz ya da anne babanız, bunlara ilişkin eğer onların mirasçılık sıfatına engel olmak istiyorsanız, çünkü mirasçılık sıfatına engel olamaz, yani ne yaparsınız? Tüm miras payını almasına engel olursunuz. Ne yaparsınız? Ölüme bağlı tasarruf. 800 liram vardı. 300 lirasını Darüşşafaka'ya bıraktım. 800'ün tümünü Darüşşafaka'ya bıraktım. Ne olur? Dava açılır. O geri alınır. Ama ne kadarı alınır? 500'ü alınır. Eğer o benim mirasçılarım, saklı paylı mirasçılarımın o Darüşşafaka'ya verdiğim 800'e dokunamamasını istiyorsam, mesela yeğenim var 800'ü verdim, yeğenim bir şey yapamıyordu. Ama eşim var, çocuğum var, bu sefer onları mutlaka ve mutlaka önümüzdeki hafta anlatılacağı üzere çıkarma adı altında ölüme bağlı bir tasarrufla onların neyine engel oluyorum bu şekilde? Mirasçılık sıfatını kazanmasına engel oluyorum. Bunun amacı ne? Saklı paylarını almalarına engel olmak istiyorum. Bana sonra tenkiz davası açmasınlar istiyorum. Çıkarma halinde tasarruf edilebilir kısım, çıkarılmış olan mirasçının payı kadar ne olacak? Artacak. Ben çocuğumu mu çıkardım? O çocuğumun ne vardı? İşte 3/4, 3/8. Yani 3/4'ün tamamı ne oldu? Benim tasarruf edebildiğim kısma geçti. Yani o eşiminki kaldı ama onunki tamamen geçti. Öyle olunca da ben orada daha fazla tasarruf edebilir hale geliyorum. Yani 800'ün 200'ü eşimde kaldı ama çocuğumda kalacak olan rakamı ne yapabiliyorum? Tümüyle artık bağışlayabiliyorum. Bu halde o benim alt soyum ölüme bağlı bir tasarrufla, yani bir vasiyetname, bu tek taraflı irade beyanı vasiyetname ile çıkardığım alt soyum çocuğum ancak ve ancak çıkarmanın geçersiz olduğunu, önce bir iptal davası açacak, çıkarmanın geçersizliğini söyleyecek, ondan sonra o iptal davasının devamında ne olacak? Terditli olarak bir tenkiz davası devam edecek. Yani iptal davası, iptal davasından sonra yürüyecek bir davam var.
Yine mesela mirastan feragat, işte 3 tane çocuğum var. Birisi daha önceki evliliğimden, şimdiki 2 çocuğum var. Önceki evliliğimden olan yurt dışında okumuş, babası zaten zengin. Buradaki biraz fakir, işte hani fakir ama gururlu şeklinde. İyi, öbürüne diyorum ki canım zaten hani şey yapalım, sen bir şu mirasından feragat etsen. Şu iki kardeşine kalsa, sen zaten aldın yürüdün. Amerika'da istediğini yapıyorsun gibi ne yapıyorum? İvazlı ya da ivazsız mirastan feragat sözleşmesi yapıyorum. Bu da sadece saklı paylı mirasçı ile yapılan bir ölüme bağlı tasarruf. Ancak miras sözleşmesi yapılıyor. Şimdi işte o yüzden biz hani İstanbul'da bunlardan sonra tenkisi anlatıyoruz. Çünkü bunlar benim neyimi arttırdı? Tasarruf edebilir kısmımı arttırdı. Yani siz sadece bunlar olmaksızın ya da başka olasılıkları dikkate almadan bir tenkis hesabı yapabilirsiniz şu aşamada. Oysa bunların hepsiyle birlikte ne yapmamız gerekir? Tenkis hesabını yapmamız gerekir. Yoksunluk kendiliğinden olan bir şey ne oluyor? Mesela işte gelmiş beni yaralamış ya da öldürmüş, böyle bir durumda kendiliğinden mirasçılık sıfatı. Burada çıkarma ölüme bağlı tasarrufla, yani miras bırakanın iradesi. Feragat, karşılıklı ikisinin de iradesi gerekiyor. İki taraflı bir hukuki işlem. Yoksunluk, kanun gereği kendiliğinden tespit ettirebilirim. Ve benim çoğu zaman ölümümden sonra ortaya çıkan bir sonuç. Red ise mirasçının iradesi, sonucu ortaya çıkan bir şey. Mirasa ilişkin haklarım var. Kabul etmişsem mirasçılık sıfatını kazanıyorum. Reddetmişsem kazanmıyorum. O yüzden benim irademe bağlı olarak sonuçlar değişebiliyor. Bunlar daha sonraki aşamalar. Ama yani kayıtsız şartsız kabul, çoğunlukla susma halinde bu olduğu varsayılıyor. Susmaya sonuç bağlanan hallerden biri. Redde de eğer borca batık bir şey varsa orada bir susmaya sonuç bağlanıyor ama çoğunlukla kayıtsız şartsız kabul oldu. Ona bağlı olarak da ne yapıyoruz? Mirasçılık gündeme geliyor. Yine mesela bir hani tenkis hesabı yapmak için ölüme bağlı tasarrufun varlığı varsa eğer onu göreceğim ve onun geçerliliğini de sorgulayacağım. Çünkü geçersizse ölüme bağlı tasarrufta yer alan bir şeyin tenkisi diye bir kavram söz konusu olmayacak. Önce iptal davası açacağım. İptal davası açacağım. İptal davası kabul edilmediği takdirde diyeceğim ki o zaman tenkis söz konusu olsun. İptal davası kabul edilirse yine tenkis söz konusu olmayacak. Tamam? O yüzden iptal davası da aslında bir ölüme bağlı tasarrufla bağlantılı olarak bir tenkis davası açacaksam önce ölüme bağlı tasarrufun iptal edilebilirliğini kontrol etmem gerekiyor. Bu nedenle önce o kontrolden sonra ne yapmam gerekir? Tenkis davası kavramına geçmem gerekir. Yine bir ölüme bağlı tasarruf varsa bir kısmının iptali söz konusu olabilir, tamamının söz konusu olabilir. Yine mesela bir kısmı iptal oldu. Mesela o kişinin bir tane yeğene bir şey bırakmıştım. Orayı iptal ettiler. Ben mesela ne yaptım? Yeğenim elektrik mühendisliğinde okuyor diye ben ona bir ofis olabilecek bir iş yeri bıraktım. Ve orada okuduğu için mezun olduğunda bu verilsin gibi orada okumuyormuş bile. Beni ne yapmış? Yanıltmış ya da aldatmış. Mesela ben yanılmışım ya da aldatma söz konusu olmuş. Ne yapılabilir? Bu iptal edilebilir. Şimdi o zaman o iptal edilirse tenkis hesabı bambaşka olacak. O çünkü oradan tenkis edilebilir bir rakam, bir şeydi. Ölüme bağlı tasarruftu. Onu oradan çıkardıktan sonra tenkis hesabında birazcık daha farklı sonuca ulaşmam kaçınılmaz olacak. O nedenle yani bir ölüme bağlı tasarruf varsa mutlaka onun geçerliliği, geçerliliğinin tümüne mi etki ettiği yoksa sadece bir kısmına ilişkin mi olduğunun da ne yapılması gerekiyor? Kontrol edilmesi gerekiyor ki tenkis davasına ulaşabileyim. Tamam, bunları kontrol ettik, şey yaptık. Ne yaptık? Hak sahipliğini gördüm. Ölüme bağlı tasarrufların varlığını gördüm. Saklı pay oranlarını tespit ettim. Şimdi terekeye geldim. Bu adamda ne kadar para varmış? Ona bakacağım. Böyle hep bizim lafımız birinci sınıfta. Gül hocamız demez herhalde kibarlığıyla da ben hep diyorum böyle. Bizim dinimiz, imanımız paradır. Bir adam hani paramı şey mi çaldı? Evime hırsız olarak mı girdi? Bu cezacılar işte hani şeyi bile tartışıyorlar ya. Aman adada, ada devleti varmış. Orayı kapatacaklarmış şimdi. Devleti tasfiye ediyorlarmış. Bir tane son mahkum varmış. Onu idam etseler miymiş, etmeseler miymiş?
Hiç umurumda değil yani. Ben gittiğim yerde nasıl yaşam süreceğim, ben ona bakarım. Şimdi biz özel hukuk olarak baktığımızda da adam çalmışsa önce benim hani bir tazminatımı alayım. Ondan sonra kaç sene yiyorsa yesin. Orası cezacıların işi derim ben. Şimdi burada da baktığımda hani o dinimiz, imanımız, para işinde birinci sınıfta zaten ben size ne diyorum? Mal varlığı diye başlıyoruz. Hani şahıs varlığı, mal varlığı. Şahıs varlığı iyi hoş tabii ama mal varlığı daha hoş gibi sanki. O nedenle ne kadar şey olsa da bir mal varlığı aktif pasif bunun ölümle birlikte bir terekeye dönüşmesi söz konusu. Ve ben aslında bu miras dediğim şeyde bir mal varlığı üzerinden ne yapıyorum? Bir değerlendirme yapıyorum. Mal varlığının rakamsal tespitlerini yapıyorum. Bana diyor ki işte şu kadar daire var, bu kadar daire var, ne yapacağız? Şöyle mi bilmem ne. Diyorum ki bana lütfen böyle değil. Gidin bir emlakçıya işte 200-300 lira, 500 lira verin. O dairelerin rayiçlerini öğrenin. Yani şu an piyasa değerini öğrenin. Otomobilinizin, babanızın otomobilinin piyasa değerini öğrenin. İşte şuradaki neydi? İşte bir tane ofis vardı, onun piyasa hisse senetlerinin değerleriyle bana rakamlarla gelin. Evet, şu daire 300 lira. İşte otomobil 100 lira. Bunlarla gelirseniz ben ancak hesap yapabilirim. Yoksa bana orada o varmış, burada bu varmış gibi bir kavramımız yok bizim. Bizim alacak hakkı var, ayni hak var değil mi? Bizim hani o mal varlığında bulunacak dört grup hakkımız var. Ayni haklar var, alacak hakları var, mali yönüyle fikri haklar var, maddi değeri olan yenilik doğuran haklar var. Mesela kitap yazmışım, kitabın lisans hakları. O da neydi? Mal varlığı değeri olarak mal varlığımdaydı. Tereke'ye de intikal edecek olanlardan. Ama hepsi terekeye intikal edecek mi, etmeyecek. O yüzden bir tereke hesabı yapabilmek için mal varlığı iyi bilmemiz gerekiyor. Artı mal varlığının terekeye dönüşmesindeki o dönüşüm sürecinde neyin gireceğini, neyin girmeyeceğini de az çok eğer miras hukukuyla ilgilenecekseniz ileride kafanızda bir tablo olması gerekiyor. Yine tereke ile ilgili size bir şey gönderdim, şema gönderdim. Onu da sizinle paylaşırlar. Şimdi mal varlığında olan ancak terekede olmayan haklar söz konusu. Mesela bu intifa oturma nereden geliyor? Eşya hukukunda. Bunlar şahsa sıkı sıkıya bağlı, yani zorunlu olarak şahıs lehine kurulması gereken sınırlı ayni haklar, irtifaklar. O yüzden ben bunları sonradan irademle ne yapamıyorum? Anneme vermiştim. Sonra işte onun işte ya da teyzeme vermiştim, onun kızına geçsin değil. Teyzem öldü. Kendiliğinden sona erdi. Eğer kızına geçmesini istiyorsam onunla ayrı bir irtifak sözleşmesi yapmam gerekiyor. Yine mesela manevi tazminat, burada işte ileri sürülmüş sürülmemiş, buna ilişkin çok böyle tartışmalar var. Artık hani ileri sürülmüş sürülmemiş, bunun kişilik hakkı mı işte şey mi üzerinde en böyle tartışılan hususlardan biri. Ya da ileri sürülmüş demek ne demek yani? Hani ben ille avukata vekaletname vermişim, onun için mi vermişim gibi bir sürü nesi var. O birinci sınıfta hatırlıyorsunuz, kişiler hukukunda gördük bunu da. Bu öyle bir şey. Peki bakıma ilişkin mesela alacak hakkım var. Neydi? Annem uzun ömürlü olsun, sağlıklı olsun. Dedik ki işte annem bir işte kalça kemiğini kırdı. İyi. Ona bir bakıcı bulduk. Onunla bir sözleşme yaptık. Şimdi annemin bir alacak hakkı var. Annemin alacak hakkı işte normal işte sabah 8'de geliyor, 5'te gidiyor. Şimdi bu bir kişisel orada borçlunun, alacaklının önemli olduğu noktalarda. Mesela o bakıcı da öldüğünde eğer muacil olmuş bir ücret varsa o olacak ama sonrasında ilişki devam etmeyecek. Ama mesela ben bir kredi kullanmışım evimi alırken kredi borcu mirasçılara geçecek, değil mi? Ya da ben mesela arkadaşıma borç vermişim. Ben alacaklıyım. Ben öldüğümde yine o alacak neye geçecek? Terekeye geçecek. O yüzden kişinin böyle kişiye özel nitelikte bakıma ilişkin alacaklar, nafaka gibi olanlar ne yapmayacak? Terekeye intikal etmeyecek. Şimdi mal varlığında olmayan ancak terekede yer alan haklar. Şimdi bu aktiften bahsediyorum. Aktifteki alacaklardan. Şimdi mal varlığımda yoktu. Ben sağken bunlar söz konusu değildi.
Ama ben öldükten sonra kendiliğinden kanun gereği onlar da aktifte yer almaya başladı. Neler? Tenkise tabi sağlar arası kazandırmalar. 3 ay önce annem ne yapmış? Benim kuzenime işte bir 50 bin lira para göndermiş. Çok zor durumdaymış. İşte bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Son bir yıl içindeki bağışlamalar. Şimdi bu normal şartlar altında mesela annem verdi 3 yıl sonra vefat etti. Diğerlerinden biri yoksa o aktifte yer almayacak annem öldüğünde. Ama son bir yıl içinde yani 565'te olan birinci bentte sanırım o son bir yıl içindeki bir yıvazsız kazandırma o tenkise tabi olacak. Darüşşafaka'ya vermiş o tenkise tabi olacak. Tamam. O da mesela onları bileceğim, onları dinleyeceğim işte. Bana geldiğinde müvekkil diyeceğim ki son bir yıl için ben soracağım onları. Hepsini hatırlamayabilir. Lütfen araştırın. Son bir yıl içinde şu var mı? İşte peki kardeşlerden birine verilmiş bir şey var mı? O da mesela denkleştirmeye tabi kazandırmalar. Diyorum ki diyor ki abime işte diyor oteli vermişti babam vakti zamanında. Ha diyorum bu denkleştirme. Ama diyor hani öylesine vermiş. Çok yıl oldu. 30 yıl geçti, 40 yıl geçti. Hiçbir önemi yok. Denkleştirmede öyle bir süre yok. Bu nedenle mesela o denkleştirmeyi de mutlaka tereke hesabı yapmak istiyorsam o kardeşlere verilmiş olan şeyler ya da diğer miraslar bakımından da olabiliyor. Daha çok bu alt soy bakımından daha çok görüyoruz bu denkleştirmeyi. Onlar da ne oluyor? Denkleştirmeleri de görmem gerekiyor. Çoğu zaman bize bunu söyleyeyim. Evlenirken işte kız kardeşime bir daire almıştı babam diyor mesela. Ya da işte öbürü Amerika'da okumuş, burada birisi devlet üniversitesinde okumuş. Bunlar denkleştirmeye tabi oluyor. O Amerika'da okuyanınkine mesela diyorum ki hani o üstte kalan kısmı diyoruz işte bazen bazı durumlarda tenkise tabi olan boyutlar var. Bazılarında da denkleştirme söz konusu olabiliyor. Onun karşılaştırmasını göreceğiz. Bir de eğer bizim mesela evliyim, ben vefat ettim, edinilmiş mal rejiminden doğan alacak hakkım var. Bütün mallar yani eşim mesela ben ev kadınıydım, çalışmıyorum bir süredir. Eşim çalışıyor işte bir ev almış, işte bir yazlık almış. Bunların yarısı benim hakkım, benim alacak hakkım. Evlilik birliği sona erdi. Evlilik birliği nasıl sona ererse ersin, benim edinilmiş mallardan doğan o artık değeri katılma alacağım var. O anda diyeceksiniz ki yani miras bırakanın eşi var mı? Birinci soru bu. Miras bırakanın eşi var mı? Evet. Boşanma davası, butlan davaları onları geçtik. Hayır. Eş tamam. Mirasçı olacak. Peki edinilmiş malların durumu ne? Diyecekler efendim. Bu evlilik birliği ne zaman başladı? Evlilik birliği sırasında kişilerin kazançlarıyla elde ettiği mal varlığı, değerleri var mı? Diyor ki babam diyor 2 sene önce bir ev aldı. Bir yerden işte böyle diyor bir inşaat yapmıştı. Oradan çok iyi para geldi. İşte bilmem bir fabrika binası aldı gibi. İşte o ne edinilmiş mal? O edinilmiş mal varsa o eşin yani üzerinde olsa bile ölen eşin terekesine mal varlığında yoktu. Niye? Çünkü evlilik birliği devam ediyordu. Ama ölüm halinde evlilik birliği ölümle sona erdi ve edinilmiş mallarda artık tasfiye boyutu nedeniyle o kişinin o artık değere katılma alacağı gündeme geldi. Şimdi terekenin pasifindeki duruma bakıyorum. Terekenin pasifinde yani mal varlığında vardı ancak terekede olmayan borçlar söz konusu olabilir. Tam tersi de olabiliyor yine burada da. Genel kural aslında borçlar kanunundan getirdiğimiz kural. Ne? Bizzat ifa borcu var mı yok muya bakacağım. Yani normal kural BK 83 üçüncü kişi ifa yapabilir mi? Yapabilir. O zaman üçüncü kişi ifa yapabilirse ben borçlunun temerrüde düşmede kusurlu kusursuzluğuna bakmaksızın BK 113 uyarınca bir yapma borcunda ne yapabilirim? Mahkemeden izin alıp üçüncü kişiye yaptırabilirim. Üçüncü kişiye yaptırılabilecek bir borç söz konusuysa bu terekeye intikal eder. Ne demek bu? İşte para borcu, verme borcu. Mesela babam ne yapmış? İşte mal satıyormuş. İşte şey kendi çapında işte İzmir'de oturuyormuş. İşte kuru üzüm şeyinden oradan birisinden buluyormuş. Hiç böyle dükkan mükkan yok ama birkaç tane bağlantı kurduğu yer varmış. Aracılık yapıyormuş. Oradan buluyor, buradan buluyor.
Birisine son işte ölmeden 2 gün önce ne yapmış? 500 kilo kuru üzüm satmış. E şimdi o 500 kilo kuru üzümü annem, ben, Almanya'daki abim biz bulup gönderecek miyiz? Evet, göndereceğiz. Biz o borcu ifa etmek zorundayız. Hatta müteselsil borçluyuz. Çünkü miras bırakanın borçları, mirasçılar müteselsil borçlu olacaklar. Müteselsil borçluluk MK5'in atfıyla ne yaptım? Borçlar kanununa geldim. Her biri borcun tamamını ifa ile yükümlü dedim. Ama mesela ne yapmış? Annem işte ben mesela ne yapıyorum? İşte çocuk bakıyorum. Çocuk bakıyorum. İyi vefat ettim. Bu borç gidecek mi? Hayır, hiçbir yere gitmeyecek. Neden? Çünkü bu benim bizzat ifa etmem gereken bir borç niteliğinde. Üçüncü kişinin ifa edemeyeceği nitelikte bir borç olduğunda BK83 uyarınca aslına baktığınızda o önerinin gönderildiğinde bağlayıcılığın sona ermesi, işte iş görme sözleşmelerinde işçinin ölmesi gibi o ölüme bağlı olarak borç ilişkisinin sona erdiğinin düzenlendiği tarzdaki ilişkilere bakıyorum. Ama mesela eser sözleşmesinin hepsi öyle mi? Değil. Bir boya işi için birisiyle anlaşmıştım. O boya yapılacak. O boya çünkü bizzat ifa borcu niteliğinde bir boyut değil. Ama bir avukat öldüğünde, bir işçi öldüğünde ya da ben ne yapmıştım? Bir tablo siparişi vermiştim. O tabloyu yapacak kişi vefat etti. Böyle bir durumda tabii ki terekeye intikal etmeyecek. Mal varlığında olmayan aslında yoktu sağken. Ancak ölümle birlikte gece 3'te ölündü, sabah hiç önemli değil, kendiliğinden oraya giren borçlar söz konusu. İşte cenaze giderleri kanunda yazıyor zaten. Birlikte yaşayanların 3 aylık geçim giderleri. Mirasçıların değil, eşin değil, o birlikte yaşayan kimse. Ben yeğenimle birlikte yaşıyorum. 3 tane çocuğum var. Hayır, yeğenimin 3 aylık, yani bu evdeki 3 aylık geçim gideri benim terekemin pasifine geldi. Bununla birlikte bazısı 2000 lirayla geçinir, bazısı 20 bin lirayla geçinir. O yüzden bunun da ne yapılması gerekiyor? Dikkate alınması gerekiyor. Yine mesela burada ölüme bağlı tasarruflar devreye giriyor. Ölüme bağlı tasarruflarla birlikte terekenin borcu olarak oraya onu koyuyorum. Onlar zaten terekede ama bir de borç olarak oraya yazıyorum ki neden? O neyi göreceğim? Tasarruf edilebilir kısmın aşılıp aşılmadığını tespit etmek için. Yine edinilmiş maldan gelen borcum varsa, eşim hiçbir şey almadı, onun iş yeri vardı, hacizlerden endişe duyduğu için ve bana da güvendiği için bütün malları benim üzerimde aldık. Ya da yani onun kazandıklarıyla almış olabiliriz, benim kazandıklarımla almış olabiliriz. Hiç fark etmeyecek, ne olacak benim üzerimde olduğunda yine edinilmiş mallara ilişkin tasfiyenin yapılması gerekecek. Evet. Şimdi bu tenkis davasına baktığımda, yani saklı paylı mirasçının tenkise tabi sağlar arası işlemlere ve yine tenkise tabi ölüme bağlı tasarruflar için açtığı dava. Ölüme bağlı tasarruflar bakımından aslında hiçbir ayrım yapmamış kanun koyucu ama sağlar arası işlemler bakımından yapmış. Bu davanın özelliklerine bakıyorum. Diyor ki bozucu iyilik doğuran bir dava. Ne demek bu? Yani böyle bir baktığınızda ne anlama geliyor sizce? Arkadaşlar yanıt veriyor mu bilmiyoruz, ilk ders. Peki o zaman şey yapalım, hiç öyle zorlamadan. Bozucu iyilik doğuran bir dava. Bu davanın, yani aslında geçerli işlemler. Ben 800 liralık dairemi gittim, geçerli bir şekilde ne yaptım? Bir ay önce, ölümden bir ay önce geçerli bir bağışlama sözleşmesiyle tapuda Darüşşafaka'na tescil ettirdim. Yolsuz tescil değil. Herhangi bir geçersizlik söz konusu değil. Nur topu gibi sağlam, geçerli, hükümlerini doğurmuş ve Darüşşafaka'ya mülkiyeti kazandırmış bir sağlar arası işlemim var. Ama benim çocuğum ne yaptı? Eşim de yoktu diyelim. Mirasın tamamı onun. Ne yarısı? 1/2. Yani tenkis davası açabilir. Tenkis davası aslında işlemi tamamen hükümsüz hale getirmiyor ama bozucu yenilik doğuran bir dava olmasını gerektiren şey o 800 lira işlemin aslında hükümsüz hale gelmesini de sağlayabiliyor. Neden sağlayabiliyor? Çünkü karşı tarafa o dava açıldıktan sonra
Top karşı tarafa geçiyor. En sona bakın, tenkis borçlusunun seçimlik hakkı var. Yani siz davada ne talep ederseniz edin, saklı paylı mirasçı olarak davacıyım ben. Davalı herkes olabilir. Ölüme val tasarruf olduğunda o kişi olabilir. Sağlar arası bir işlem olduğunda sağlar arası işlemin tarafı olabilir. Hiç fark etmez. Mesela denkleştirmede göreceğiz. Denkleştirme ancak davalı olan kişi ancak ne olacak? Bir mirasçı olacak. Tenkiste öyle değil. Tenkiste herkes davalı sıfatını sahip olabilir. Şimdi bakıyorum, ben çocuğum tamam açtı Darüşşafaka'ya davayı. Tenkis davası bozucu inlik doğuran hak bozmayabilir. Ama kısmi olarak bozabilir, tam bozabilir. Ne demek o? Darüşşafaka şunu diyebilir. Karşı taraf ne derse desin. Ben paramı istiyorum dedi çocuk. Hayır, o ona kalmış bir şey değil. Diyecek ki sana 400 lirayı verebilirim. Bu daire bende kalacak. Ya da ne diyecek? Al güzelim daire senin olsun, sen bana bir 400 lira ver. Bunu seçme hakkı Darüşşafaka'da. Ya da mesela şeyi düşünün. 1000 liralık bir, 1 milyonluk bir daire bağışladım. Eşim var. Ne oldu? 1 bölü 2 ona diyelim. Şeyle, yeğenimle birlikte 1 bölü 2'si ona ait. 500 bin lira için. Şimdi 500 bin lira için böyle bir dava açtığında yine aynı şey. Sadece bozabileceği kısım 500'lü kısım. Ama tümüne yansıtıp yine parasal değerle elde etme hakkı tenkis borçlusu dediğimiz karşı tarafın hakkı. O yüzden bu hem sağlar arası işlemler için böyle hem de ölüme bağlı tasarruflar için öyle. Ne yaptım? Ölüme bağlı tasarrufla yeğenime dedim ki Bağdat Caddesi'ndeki işte ofisim yeğenimin olsun. Hiçbiriniz dedim çocuklar, hiçbiriniz hukukçu olmadınız. Yeğenimin olsun bu ofis dedim. Şimdi ölüme bağlı tasarrufla ona verilsin dedim. Çocuklarım tenkis davası açtığında bu ölüme bağlı tasarrufa daha zaten ifası yapılmadı. Tenkis defi dediğim şey zaten hani orada süre geçmiş olsa bile tenkis davasının hak düşürü süreye tabi. Hak düşürü süre geçti mesela yeğenlerim yeğenime karşı tenkis davası açmak istemediler. Sonradan yeğenim o ofisin onlara verilmesi yani kendisine verilmesi için tescile zorlama davası açtığında ki aslında ölüme bağlı tasarrufla birlikte alacak hakkı doğdu. Bir taşınmaza ilişkin, taşınmazın mülkiyetinin devrine ilişkin bir alacak hakkı olduğu için de ne yapacak? Eşya hukuku, tescile zorlama davası 716 açtı, tamam. Mirasçım, bir tane oğlum var. O da dedi ki, tenkis defiinde bulunuyorum. Bu ne demek? Süre geçmişti, tenkis davası açamıyor artık. Yani karşı dava açıp onu söyleyemiyor. Ama tenkis defiinde bulunuyor. Bu süresiz bir defidir. Daimi defi dediğimiz. Haksız fiilde vardır, sebepsiz zenginleşmede vardır, hilede vardır. Bazı böyle özel hükümlerde vardır. Burada da miras bırakan, mirasçıya diyor ki sen bu ölüme bağlı tasarrufu, sadece tabii ölüme bağlı tasarruf bakımından bu tenkis defi gündeme gelebilir. Tenkise tabi sağlar arası işlemler çoğu zaman ifası yapılmış olduğundan tenkis defi orada karşımıza çıkmayabiliyor. Ama tenkis davası açma süresini geçirmiş bir saklı paylı mirasçıya karşı bir ölüme bağlı tasarrufa dayalı olarak alacak hakkına sahip olmuş olan tenkis borçlusu bu borcun ifası için dava açtığında saklı paylı mirasçı ne yapabiliyor? Bu tenkise tabi bir işlem. Eğer bunun hepsini ifa edersem benim saklı payım ihlal edilecek 50'lik ifa mesela saklı pay 50, 300 yapmışım. 250'sini veririm, 50'sini vermem deme hakkına sahip olacak. Herhangi bir süreye tabi olmadan 4 sene sonra da 5 sene sonra da açılsa, tenkis davası açma hakkı sona ermiş olsa dahi daimi defi nedeniyle bunu kendisine karşı açılmış olan davada bunu söyleme imkanı olacak. Saklı paylı mirasçı ancak saklı payını tamamlama amaçlı olarak açabilir. Yani bana o eşyayı verin diyemez. Bu sağlar arası işlem olsa bile, ölüme bağlı tasarruf olsa bile, yeğenime karşı canım biz bu ofisi sana vermeyelim, parasını verelim 500, o onun seçim hakkı değil. Saklı paylı mirasçı dışında bir tek alacaklar ve iflas masasına alacakları korumak adına verilmiş
Çünkü saklı paylı mirasçı, ya zaten hani bana bir şey kalmayacak. Ben bunu açsam bile babamın borçları vardı. Alacaklılara yarayacak. Bana hiçbir faydası olmayacak. Niye bu davayla uğraşayım derse, o zaman diyor ki tenkis davası alacaklılar bakımından da faydalı. O saklı paylı mirasçı çünkü miras bırakanın borçlarından ne sorumlu? O miras bırakanın borçları ona geldiğinde o saklı paylı miras üzerine bir şey yok diyelim. Yurt dışında tahsil kabiliyetim yok. Bu sefer diyeceğim ki güzelim alacaklı olarak ben senin yerini açtım bunu deme hakkına sahibim, bu imkan veriliyor. İflas masası zaten icra iflasta bu yetkileri zaten hani onlar kendiliğinden sahip oluyorlar icra iflas kuralları çerçevesinde. Şimdi de tenkiste sıra vardır. Bu çok önemli. Bir kere ölüme bağlı tasarruf. Ölüme bağlı tasarruflar arasında herhangi bir sıra yok. Nerede sıra var? Ölüme bağlı tasarrufla sağlar arası işlemler arasında sıra var. Ölüme bağlı tasarruflardan önce bakacağım. Diyelim ki eşimin tamamlanması gereken ne kadarı var? 500'ü var. Ölüme bağlı tasarruflara baktım. İşte 150 şuraya bırakılmış, 100 lira buraya bırakılmış, 50 lira şuraya. Toplam 300 lira etti. Ha, 300 lira aldım. 300 lirayı aldım. Hala 200 lira kaldı. 200 liraya devam ediyorum. Bu sefer sağlar arasına bulaşıyorum. Ama eğer ölüme bağlı tasarrufların toplamı 600, bunların 500'ünü dokun, yani 500'üne. Niye? Çünkü ancak saklı payını tamamlama amaçlı olarak açılabilecek bir dava. O yüzden 600 liralık bir ölüme bağlı tasarruf var. 500'e tamamlamak istiyorum. 500'üne dokunabilir, 100'e dokunamaz. Peki hangi 100 o? Orada eğer yeğenime tek bir malım vardı, onu bıraktım. Zaten tek bir şey, onun 500'ünü aldık ya da eşyayı aldık, 100 verdik. Hangisini kullandıysa seçim hakkını. Ama diyelim ki işte ona bir 350 var, buraya bir 150 var, buraya bir 100 var gibi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun toplamı 600 ediyor ve benim saklı payım ihlal ediliyor. Bu sefer orantılı yapıyorum. Oran orantı. Diyorum ki 600'de 150, 600'de 100, 600'de 300 gibi ne yapıyorum? Oran orantı hesabı. Bu 500'ü bu oranda ne yapıyorum? 500'de kaç? O zaman ha şundan işte 400 alayım, şundan 275 alayım gibi bir toplamının, yani her birinden böyle tırtıkladığım kısmın toplamı 500 oluyor. O yüzün de diğerlerinde işte bir parça, işte öbüründe ne kaldı? 20'si onda kaldı, işte 50'si bunda kaldı, 25 bunda kaldı gibi. Orada da böyle bir ne yapıyorum? Bir orantı kuruyorum. Orada onu hallettiysem hallettim. Tamam, 500 alacak saklı payım var, 500. Tamam, 500'ün 300'dü ölüme bağlı tasarruflar. 300'ünü aldım. Hepsini aldım artık. Hiçbirisi arasında ayrım yapmıyorum. Oran diye bir kavram yok. Çünkü kusura bakma diyorum, yani sizinkiler bile yetmeyecek. Devam edeceğim yoluma diyorum. Nereye devam ediyorum? Yolum neresi? Sağlar arası işlemler. Sağlar arası, yani o tenkise tabi sağlar arası işlemlerde artık tarih sırasına bakıyorum. Gittim son bir ay. Ondan sonraki ay geriye doğru, yani en yeni işlemden başlayarak diyorum ki işte ne yapmıştı? Diyorum hala alacak 200 liram var. Bir bakıyorum 3 ay önce amcama bir 50 bin lira vermişti. Onu aldım. Tümünü aldım. Tamam. Kaldı 150. Sonra bir bakıyorum Mehmetçik Vakfı'na işte ne yapmış? Bir 70 vermiş. Tamam, onu da aldım. Geri alıyorum. Onu da tenkis davasıyla. Tamam. 80 kaldı. Sonra bir bakıyorum miraslardan mal kaçırmak için işte anneme bir şeyler vermiş ya da bir önceki evlilikten olan çocuğa bir şeyler vermiş. Bir bakıyorum orada 100 var. Ha, artık burada durmam gerekecek. Niye duruyorum? Çünkü 80'ini alabilirim, 20'si 10'da kalacak. Orada artık duruyorum. E peki ondan sonra birisi var. Ben aslında bu benim kardeşimdi. Ondan almak istemiyorum. Öbür evlilikten olan çocukta bir 200 lira var. Ondan o 80'ini alma? Olmaz. Çünkü tarihe bakıyorum. Tarih sırası. Siz canınızın istediği kişiye açamıyorsunuz. Kanundaki sıraya uygun olarak bu tenkis davalarını açabiliyorsunuz. Şimdi bir de nisbi dava
anlamı ne? Şimdi mesela bu yine 500 üzerinden devam ediyorum. 500 lira şeyimiz vardı, tamam. Şimdi babam, çok sevdiğimiz işte bizimle birlikte büyüyen yeğeni var. Ben de kardeş gibi büyümüşüm. Anne babası daha doğumda işte vefat etmiş, bir trafik kazasında son anda çıkarılmış arkadaş bizimle kardeş gibi büyüdü. İyi. Olmadı hiç, ona 300 lira ölüme bağlı tasarrufla bir ev bıraktım. Şimdi benim 500 lira alacaklıyım. Birkaç tane şey var, düşünemedi. Mal varlığı var zannediyordu babam. Sonlara doğru işte biraz böyle fazla saçıp savurmuş. İyi kalmamış, fark edememiş ya da bana kızmış, bilmiyoruz. Şimdi ben o kardeşten o 300'ü almak istemiyorum. Şimdi 500'ü tamamlamak istiyorum. Avukata diyorum ki ona açmayalım. Ben diyorum bir tane diyorum işte şey vardı. 3 ay önce amcama vermiş bir 50 bin lira, onu alalım. Sonra diyorum işte ne yapmıştık? Bir 70 lira Mehmetçik Vakfı'na vermiştik. İyi. 100 lira öbür taraf vardı. Bir de zaten diyorum o önceki evlilikten olan 200 vermişti. Diyorum zaten 50, 120, 220, 420 bana bunlar yeter diyor. Ona şunu dememiz gerekiyor. Kusura bakmayın. Siz o 300'ü o hani kardeşiniz gibi gördüğünüz yeğeninizden istemiyorsanız bile evet açmayabilirsiniz. Tamamen sizin iradenize bağlı. Kanun koyucu saygı göstermiş. Nispi bir dava demek bu demek. Siz davayı bu kişiye karşı açmayabilirsiniz. Ama ben aldırmam. Ben o 300'ü almış gibi muamele yapacağım sana diyorum. Sen şeye geldiğinde yani o amcaya açtığınız tenkis davasında senin alacak hakkın 500 değil artık. Ben 300'ü almadım. Fark etmez, alsaydın. Sana kanun koyucu o hakkı vermişti. Kullanmamak senin inisiyatifinde. Ama ben kullanmışsın gibi muamele yaparak devam ediyorum. O yüzden de kusura bakma, ona açıp açmama yetkin var. Ama açsın açmadın burada yoluna devam ederken ben oradaki dava bitmiş ve ondan sonra yoluna devam ediyormuşsun gibi davranırım sana diyorum. O yüzden de alacağını ne üzerinden hesaplıyorum? 200 üzerinden. Ve oradan alsan da almasan da nerede duruyorum? Bu senin işte o yüzde duruyorum. 50'yi aldım amcadan, 70 aldım Mehmetçik Vakfı'ndan, 100'ün 80'ini aldım durdum. Öbür 200'e yine gidemiyorum. Birinci boyutu bu nesbiliğin. Bir de eşim var, çocuğum var. Çocuğum çok uzun süredir bizim yanımızda değil ama yeğenimi de yetiştirdim. Şimdi ne yaptık? Yeğenime 300 verdim. Tamam. Eşime hiçbir şey bırakmadım. Onun kendi zaten işte mirastan kalan şeyleri vardı. O dedi ki ya sen ne yapıyorsan yap dedi. Şimdi eşimin de nesi var? Saklı payı var. 1/4. Oğlumun da var. Neydi? 3/8. Şimdi 800 mesela 300'ünü alması gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben yeğenime 200'lük bir şey bıraktım. Şimdi o 200'ün yani orantı yapacağım. Bunun bir kısmı eşime ait. Bir kısmı kime ait? Oğluma ait. O oğlum benim yeğenime dava açtığında ya da diyelim toplam tümü 800, yeğenime bıraktığım mal varlığım tümü 800, 8'de 3'ünü alabilecek, 8'de 5'i değil ama 8'de 2'sini eşim açsaydı, mesela eşim dava açtı, 8'den 200'ünü eşim alabilir. Oğlum dava açtı, 8'den 800'ün 300'ünü de oğlum alabilir. Şimdi oğlum diyor ki 500'ü alayım, öyle bir şey yok. Aynı şey 400 mesela bu vardı. 400'ün yine bakın orantı yapıyorum şimdi. Ne yapıyorum? 300'ünü alamayacaktı. 150'sini alabilir buradan. Yeğenime 400'lük mal bıraktım. Bunun 300'ünün tamamını yeğenimden oğlum alamaz. Çünkü onun oradan alabileceği rakam 150. Diğer kalan hani bunu orantı yaptığımda eşimin oranı var. O yüzden eşim açmadığında o açmasa bile o da açmış gibi hesaplama yapıp onun da nelerini hesaplarım, alabileceği rakamları hesaplayıp öyle ilerleme sağlarım. Yani o yüzden bir tenkis davasında tüm saklı paylı mirasçıları hesaplamam gerekir. Tüm sıraya dikkate alarak daha önceki sırada olan
ölüme bağlı tasarruf ya da devam eden sırada sağlar arası işlemler hiç fark etmez. Siz dördüncü sıradakini açın. Ben öncekilere de açılmış gibi hesaplama yapmam gerekir. Ve yine hesaplamamın dört tane saklı paylı mirasçı var. Dördünün birden açmış olduğu varsayımıyla hesaplama yapmam gerekir. Çünkü bunlar 400 alacaksa, 400 alabileceklerse saklı pay ihlal edilen kısım. Benim tasarruf edebileceğim kısım mesela işte buradaki gibi 500'dü. Ama bu 200'ü başkasına, 300'ü başka ya da 400'dü, 100, 100, 100, 100 ise bu adam dava açmışsa sadece onun 100'ünü veririm. Ama hesaplama yaparken 4'ününkini birden hesaplarım. Tamam. Şeyde örneklerde zaten göreceksiniz. O yüzden biraz zor bir dava. Bütün bunları bilmemiz gerek. İşte mesela düşünün tereke hesabı yaptım. Yığınla şeyi getirdim götürdüm. Oradan onu çıkardım. Buraya bunu ekledim. Geçmişe doğru hesaplamalar yaptım. 30 sene önceki o şirketin hesabını, otelin hesabını yapmam gerekiyor. Daha önce verilmiş o ofis işte 10 sene önce verilmiş mesela. Onun değerini hesaplamamız gerekiyor. Üstüne işte bazıları işte satılmış başka bir şeye dönüşmüş. O yüzden çok ciddi zor hesap yapılan bir alan. Şimdi bu tenkise tabi sağlar arası işlemler ne diye bakıyorum. Bir bakıyoruz işte yani mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras payına mahsudan yapmış olduğu sağlar arası kazandırmalar. Ne demek bu? Yani mirasçılık sıfatını kaybeden mesela bir sebeple olmuş olabilir. İşte çıkarma, çıkar. Yani o denkleştirmeye tabi olacaktı aslında. Yasal mirasçısına miras payına mahsuben yapmış olduğu kazandırma. Bakıyorum 669'da aslında eğer o hala mirasçı sıfatına sahip olsaydı o kişi, sıfatına sahip olsaydı o kişi denkleştirme borçlusu olacaktı. Ama mesela şeyde şimdi aşağıya bakın. Denkleştirmeye konu olacakken miras bırakanın açık iradesiyle denkleştirmeden muaf tutulan kazandırmalar. Ne demek bu? Mirasçının miras payına mahsuben vermedim dediği kazandırmalar. Mirasçının miras payına mahsuben vermişse zaten denkleştirmeye konu bir kazandırmadan bahsediyorum. Ama miras bırakanı diyorum ki sen iradenle bundan muaf tutabilirsin. O zaman da denkleştirmeye konu olmuyor ama neyden muaf tutamazsın? Tenkisten muaf tutamazsın. Denkleştirme diyor ki bana ne sen ne yaparsan yap diyor. Miras bırakan olarak diyor sen 3 tane çocuğun var birini daha çok seviyor musun? Eyvallah. Ben diyor bunlar arasında ne kadar ayrım yaptığına sağlığında da bakmam. Sonrasında da rakamsal olarak bakmam. Ama ben bu 3 çocuğu diyor asgari düzeyde hepsini eşit olarak koruduğum bir kurumum var diyor. O da saklı pay. Oraya senin iraden geçemez diyor. Denkleştirmeye geçer. Birine 100 verirsin, birine 50-50 verirsin. Tamam. 50 eğer diyor saklı payı ihlal etmiyorsa bu 100 kalır. Ama saklı pay 70-70 olması gerekirken sen bu kişiye 100 verdin. O zaman bunlar oradan tırtıklar diyor. Tırtıklatırım ve sen yok efendim tenkis davası tenkise tabi olmasın diyemezsin. Bir tek neyi söyleyebilirsin? Denkleştirmeye tabi olmasın diyebilirsin. O yüzden bunu yapabiliyoruz. İkisi arasında temel farklardan biri bu. Şimdi ben ne yaptım? Abim vardı. Abime normal şey değildim evlenmemiştik ya da evlenmiştim çocuğum yoktu. Bir baktım işte 37-40 yaşlarına geldim. Çocuk sahibi olamadım. Abime ne yapmıştım? Dedim ki abi dedim yani hani tamam şey yapalım sana işte bir iş yeri sıkıştı, kriz oldu. Diyorum ben sana bir 100 bin lira vereyim abi. Ama hani biliyorsun annem de sağ, işte eşim de var. Hani bir adaletsizlik de olmasın. Bunu miras payına mahsup edelim. Şimdi mesela alt soy dışında benim o ikinci zümrede alt soy dışındaki hangi mirasçı olursa olsun böyle bir kazandırma, sağlar arası kazandırma yaptığımda alt soyda bir şey söylemesem de denkleştirmeye tabi. Ama diğerlerine, eşime, işte anne, baba, yeğen, kardeşler hangisine böyle bir kazandırma yapıyorsam miras payına mahsup olduğunu açıklamam gerekiyor. Orada bir karine farklılığı var. Yani alt soydaki karine denkleştirmeye tabi olduğu, diğer mirasçılar bakımından denkleştirmeye tabi olmadığı ama miras bırakan her ikisi bakımından da kendi iradesini ortaya koyarak ne yapabilir?
bunu denkleşmeye tabi tutabilir ya da oradan çıkarabilir. Ben abime ne yaptım? Abime dedim ki bu 100 bin lirayı abi ne olur hani haksızlık olmasın, adil olalım. Sen bunun miras payını alırsın ileride diyerek eşime falan da söyledim. Sonra bir şey oldu, hamile kaldım. Çocuğum oldu. 42 yaşında. O biz o şeyle ne yaptık? Unuttuk o 100 bin lirayı. Bir süre sonra da komplikasyonla vefat etti. Şimdi abim benim normal şartlar altında mirasçım olacaktı. O benim mirasçı, yani babam vefat etmişti. Yukarıya çıkacak olan 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü anneme kalacaktı. 1 bölü 4'ü abime kalacaktı. Diğeri zaten eşimin de. Eşin ikinci zümreyle mirasçılığı söz konusu olacaktı. Ben abime 100 bin lirayı verdiğimde abim hani olası bir mirasçıydı. Ve dedim ki miras payına mahsup et bu parayı demişti. Peki öldüğümde öyle mi? Hayır, 2 aylık çocuk var. Şimdi bu 2 aylık çocuk artık alt soy, birinci zümrede bir mirasçının varlığı niye engel oluyordu? İkinci zümreye çıkmasına engel oluyordu. Bu haliyle de baktığımda bu sefer abim normal denkleştirme borçlusu olacakken denkleştirme borçlusu olamıyor. Denkleştirme borçlusu kişi ancak ve ancak yasal mirasçılardan biridir. Çok net. Aralarındaki en temel farklardan biri, bir diğeri de budur. Farklarını da söyleyen bir tablo var zaten ve size de gönderiyorum ama yine de yani hani çok net bir şekilde mirasçılık sıfatına sahip olmayan bir kişi denkleştirme borçlusu olamaz. Ama ne dedim? Herkes tenkiz davasının davalısı olur. Tenkiz borçlusu olur. Bu o. Yine mesela ne yaptık? Denkleştirmeye konu olacaktı. Çocuklarımdan birine dedim ki işte hani şu Amerika'daki var işte iyi durumda. Buradaki ne yaptık? Bir tane denkleştirme dediğim şey böyle yaşamını idame ettirmesi. Burada bir balıkçı restoranımız vardı. Balıkçı restoranını ne yaptım? İşte buradaki Elif'e verdik. Şimdi iyi denkleşme konu olacaktı. Dedim ki ben bütün çocuklarıma da bir bayramda bakın dedim Elif'e bunu verdim. Hepiniz dedim okudunuz ettiniz. O okuyamadı. Yani işte bu burayı yürütecek. Bu onun miras payına sayılmasın dedim. Çünkü denkleştirme miras payına sayılıp sayılmayacağım. Ona yani benim mirasçıma verdiğim bir değerin benim ölümüm halinde onun miras payına sayılıp sayılmayacağına ilişkin kurum denkleştirmedir. O yüzden de ben dedim ki Elif bakın üçünüzsünüz, ikiniz çok iyi okudunuz. Elif okuyamadı. Bu balıkçı restoranı Elif'in olacak ve onu lütfen mirastan ayrı tutuyorum. Diğerleri işte daireleri paylaşırsınız dedim. Denkleştirmeye konu olacakken çünkü karine öyleydi kanunda ben onu açık iradeyle denkleştirmeden muaf tuttum. Bu yönde açık iradem olsa denkleştirmeden muaf tutabilsem bile neyden muaf tutamıyorum? Tenkisten muaf tutamıyorum. Çünkü o miras bırakanın iradesine bağlı bir dava değil ve sonuç değil. Yine mesela mirasın ölümden önce tasfiyesi amaçlı kazandırmalar. Ne yaptım? Özellikle hakim şeylerde görüyoruz bunu miras bırakanlarda. Onlar ne yapıyorlar? İşte orayı burayı veriyorlar, onun üzerine yapıyorlar. Bunun üzerine yapıyorlar, üstlerine intifa hakkı alıyorlar. Bu tür bir durumda da işte birine Bağdat Caddesi'nde vermiş, birine işte Ankara'da, sizinki de Çankaya mı ne oluyor bilmiyorum. Buradan örnek veriyorum da işte birine Antalya'daki evi vermiş. Şimdi Bağdat Caddesi'nde en uyduruk ev işte 2 milyon 3 milyonken öbür taraftaki yazlık 500 lira. Şimdi bunlar arasında bir şey yapılmış, bunlar da tenkiz kavramı karşımıza çıkıyor. Çünkü denkleştirmedeki mantık başka. Bunu çok görmüyoruz. Süreye tabi olmaksızın serbestçe dönme hakkının saklı tutulduğu bağışlamalar. Yani bir bağışlama yapıyorsunuz. Bir de onu serbestçe dönme hakkını saklı tutuyorsunuz. Yazılı olacak ya da tapuda olacak. Tapudaki memur bunu yazmaz zaten. O yüzden bu çok gördüğümüz bir şey değil. Ancak bir hukukçu bunu bilecek ve öyle yazacak da göreceğiz. Yoksa hani çok böyle karşımıza çıkmıyor. Şey çıkıyor. Yani ilk iki şey çıkıyor. İlk iki unsur. Tenkize tabi sağlar arası işlemlerde birinci ve ikinci çıkıyor. Üçüncü de nadir de olsa biz ölümden önce paylaştırmak hiç istemiyoruz. O yüzden onu da mesela az görüyoruz. Dedim ki hani hakimler, hukukçular yapabiliyor az çok ama çok böyle olmuyor. Yine normal hediyeler hariç miras bırakanın ölümünden önce bir yıl içinde yapılmış bağışlamalar. Normal hediye işte gittik işte bir küçük altın taktık artık
onu bile takmak normal hediye mi diye tartışabiliriz. Benim ekonomik seviyem, benim ortamımdaki bir çerçeveyle, bir bakışla o vizyona baktığımız normal hediye kavramı var. Yani işte zaten şeyler de var. İşte Antep'te işte yok bilezik takacaksındır. İşte Trabzon'da burma bilezik, işte kardeş şunu takar falan gibi. O normal olan aslında baktığımızda tabii ki bu böyle bir değerlendirme değil ama hani o makul mantıklı bir adam baktığında bu normal bir hediye mi? İşte ben biraz cömertmişim. Normalde işte 5 liralık hediye almam gerekiyormuş. Onu işte 7 liralık almışım gibi. Onlar bir şey olmaz ama 5 liralık hediye al mesela. Yeğenim evleniyor. Yeğenim işte bir bilezik takacağım. 4-5 milyon bir bilezik için. 4-5 bin lira herhalde. Bilmiyorum da. Ama diyorum ki ben diyorum ah diyorum sana bir araba alacağım canım. Şimdi bu normal hediyenin haricinde. Ha ama mesela ne yapmışım? Çok zengin bir iş adamıymışım. Zaten öyle hediyeler alıyormuşum. O başka bir şey. O yüzden ve ölümümden önce bir yıl içinde olması gerekiyor. Yine süreye bağlı olmaksızın saklı payı etkisiz kılma amacıyla yapılan bağışlamalar. Bu da mal kaçırma amacıyla yapılan şeyler. Çoğunlukla Tenkes davası geldiğinde bunlardan bahsediliyor. Ne oluyor? Daha çok böyle yaşlı miras bırakan, eşten ayrılmış, işte genç birisiyle birlikte olmuş, o genç birisinin getirdiği onunla bağışlamalar, onun üzerine yapılan evler gibi bunlar üzerinden ne yapılıyor? Bu çok tartışılıyor. Yine mirastan ivazlı feragat halinde ödenen ivaz birisine Mustafa mesela biraz muvazaa gibi de olabiliyor bunlar. Muvazaalı mı değil mi? Ondan bağımsız olarak normalde işte bir miras payı var. 500 500 500 alınacak. Bir bakıyoruz çocuğa 1500 1,5 milyon verilmiş miras payına mahsup edilme yani ivazlı feragat etsin diye. Şimdi orada da mesela öbür tarafta bu sefer onlara 200 kaldıysa normalde 500 alması gerekirken o ivazın hani o şeye gidip ne yapabiliyorlar? Bir kısmını yine hani o tırtıklama diyorum ben Tenkis'le bir kısmını yani saklı paylarını tamamlama anlamında bir şey yapılabiliyor. Tenkis davası açılabiliyor. Hayat sigortasında da alım bedeli. Benim şimdi hayat sigortam var. Şey böyle bütün öğrenciler soruyor. Hocam bu gerçek mi? Gerçek olup olmadığını söyler misiniz? Ne oluyor? Hep örnek veriyorsunuz. Bu gerçek. Hayat sigortam var. İyi. Hatta böyle bir ara böyle şey vardı. Komik olay. Şimdi şey yapayım bir de. Bu arkadaşlar ne durumda? Öldüler mi? Bittiler mi? Dinliyorlar mı hala? Hı? Kübeye giderken yeğenim var hakikaten. Şimdi böyle gül büyüyor. Yeğenim var. Böyle çok da samimiyiz şeyiz. Küba'ya gidiyorum. Küba'ya giderken şey dedim. Yani işte uzaklara gidiyoruz. O kadar da uzağa o zamana kadar hiç gitmemişiz. Bir de ne olacak, ne bitecek? 1 Mayıs'tı bir de. 1 Mayıs'ta aman nerelere gideceğiz? Başımıza ne gelecek? Bir de ne kadar içeceğiz falan işleriyle. Dedik ya hadi bir hayat sigortası yaptıralım. Bu kadar uzağa gideceğiz. Hayat sigortası yaptırdık. İşte atıyorum o zaman ben işte ne kadar verdim? 1000 lira, 1500 lira verdim. Ama hayat sigortası 500 bin lira ödeyecek şimdi. Sonra o zaman da Mert 12-13 yaşlarında Mert dedim bak dedim Küba'ya gidiyorum dedim. Ben dedim hayat sigortası yaptırdım böyle ne kadar olacak? 5 çok iyiymiş de. Oğlum ölürsem alacaksın yani. Böyle bir şey var. Şimdi ölürsen alacak o 500 bin lira alacak. Ölürse yani ben ölürsem ben çünkü lehter olarak onu gösterdim. 500 bin lira alacak. Ama ona açılacak Tenkes davasında 500 bin hesabı yapılmayacak. 1500 üzerinden yani alım bedeli dediğim şey o. Ben o 500 bine sahip değilim. Benim 1500'üm vardı. 1500 benim mal varlığımdan çıkıp da o değer o sigorta hani o tarih tesadüfe bağlı bir boyutu var onun. O yüzden de oradaki alım bedeli dediğim şey onunla ilgili. Yani orada siz şeyi diyoruz ki şeye bakıyoruz. Sigorta şirketine soruyoruz. Sözleşmeye bakıyoruz. Sözleşmede o sigorta bedeli olarak ne ödenmiş ona bakıp bu işi yapıyoruz. Evet. Şimdi böyle biraz ilerisini konusu ama burayla bağlantılı olması ve karşılaştırma için yani bir davada bir dava açıldığında hani böyle dava dilekçelerini görüyoruz. Ya diyor ki hakimi ben ortaya karışık bunları sunuyorum. Canım sen bir bak bakalım bunlar neymiş diye. Yani çer çöp sen ayır diye sunuluyor. Oysa bunların sonuçları bambaşka. O yüzden Tenkes davasından bahsediyorsak mutlaka denkleştirmeye tabi tasarruf olup olmadığını mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Tespit etmeniz gerekiyor. Bakın ilk ikisi zaten denkleştirmeyle doğrudan bağlantılı.
Ne diyorum? Alt soy bakımından, alt soyla alt soy dışındaki mirasçılar ayrı tutulmuş. Kanun koyucu alt soy bakımından demiş ki miras payına mahsup edilmeyeceği açıkça belirtilmedikçe aşağıda anılanlar gibi alt soyun ekonomik bağımsızlığını, yaşamını kurmasını amaçlayan kazandırmalar denkleştirmeye tabidir demiş. Yani ne demek? Miras payına mahsup edilecek demiş. Yani öldü, birisine evlenirken ev almıştık, birisine otel işletmesi için işte mezun olduktan sonra oteli devretmiştik ya da şirketteki hisselerimizi vermiştik, büyük hissedar o olmuştu. Bütün bunlar bir ne? Bir bu tarz hani yaşamını kurması için, bağımsızlığını kazanması bir büfe verdim. Şuradaki bir büfeyi verdim, uyduruk bir büfe. Hiç fark etmez, bir mal varlığı devri o. Bir işletmenin devri, yani esnaf işletmesi de olsa bir işletmenin devri. Ve bir oradan ekonomik bağımsızlığını kazanmasını amaçlıyorum. Bir mesela minibüs devrettim. Bir şey ne vardı? Servis olarak işlettiğimiz bir minibüsümüz vardı ya da bir taksi devrettik. Bütün bunlar bu tür kazandırmaya giriyor. Ve gibi diyor. Yani bunlara bakıyorum. Ki istediği şey evlenme sırasında normali aşan kısımları söylüyoruz. Şimdi buradaki şey özellik baba hiçbir şey söylemeden oğluna neyi devretti? Oteli devretti. Öbür oğluna taksiyi verdi. Kızına işte bir daire aldı. Eğer hiçbir şey söylenmiyorsa bunlar denkleştirmeye tabi. Ve baba öldükten sonra bu sefer ben hesap kitap yapmaya başlıyorum. Canım sen ne aldın? Ha otel. Sen ne aldın? Fabrika. Bütün bunları da neye dahil ediyorum? Tereke'ye dahil ediyorum. Çünkü onlar terekedeymiş gibi muamele yapıyorum. Miras payına mahsup sayacağım çünkü. Diyeceğim ki sen ne kadar alman gerekiyor? 1 milyon alman gerekiyor. Ha tamam. Sen zaten bunun 600'ünü daire olarak almışsın daha önce. O yüzden de sen bugünkü değerler yani şu an mevcut olan değerler içinden sadece 400 liralık bir değer alacaksın. Paylaşmada da önemli olacak. Tenkiste de önemli olacak. Mesela yarısı tenkis hakkı, saklı payı yarısı 1 milyon alması gerekiyor. 500 bin zaten saklı payı. Canım sen 600 bini almışsın zaten. Tenkis davası açamazsın. Eğer siz o gelen müvekkile denkleştirmeye tabi bir değer alıp almadığını sorgulamadan tenkis davası açarsanız ve sonra davalı olan diğer bir mirasçı size canım babam ona da evlenirken otursun diye hani kira ödemesinler diye bir ev almıştı diye orada söylediğinde ve o ev o saklı payı karşılayan nitelikte bir değerse o zaman zaten onu miras payına mahsup edeceğim için tenkis davası açamayacak olacak ve siz boşu boşuna bir dava açmış olacaksınız. Bir, masraflar sizin müvekkilinize kaldı. İki, o kişiler 500 binlik bir dava açmıştınız tenkis davası. 500 bin üzerinden siz davayı kaybettiniz. Onlar 500 bin liralık davayı kazandı oluyor ve karşı vekalet ücreti ödenecek. Hani yığınla para ödeteceksiniz müvekkilinize. Niye? Ben denkleştirmeyi unutmuşum. İnanın böyle davalar var. Mesela mütalaa geliyor bize. İşte diyorum ki burada denkleştirme var. Bunu zaten ha, öyle mi hocam? Ama biz öyle düşünmemiştik. Sen düşünme. Kanun koyucu düşünmüş zaten burada bak. Burada düşünülmüşü var, yapılmışı var gibi. O yüzden de böyle bir şeyimiz var. Yani kanun koyucunun bakış açısı buradaki o karineyi getirmesinin sebebi bir adam çocukları arasında ayrım yapmaz gibi bir bakış açısı var. Ama alt soy dışındaki yasal miraslara bakımından diyor ki miras payına mahsup olduğu belirtilen her türlü karşılıksız kazandırma. Şimdi burada da karineyi tam tersi yönde koymuş. Kardeşime mesela 100 bin lira verdim. Eğer hiçbir şey söylemedim onu ben öylesine verdim kabul ediyor kanun koyucu. Diyor ki sen diyor onu miras payına saydırmak istiyorsan bunu açıkça artık iradeni açıklaman gerekiyor diyor. Eğer buradaki ben bunu sen eğer hiçbir şey söylemeksizin kardeşine verdin. Eşin var, annen var, kardeşin var. Evet, bu topta mirasçı bu olabilir. Bu mirasçıya bu kazandırmayı yapıyorsan diyor ki eşin, annen, kardeşin bunlar arasında ayrım yapabilirsin sen diyor. Bunlar üç tane eşit konumdaki çocuk. Yani hepsi gözünün ağrısı. Ay hangisini daha çok seveyim gibi bir şey yok orada. Kardeşimi daha çok sevebilirim. Annemi daha çok sevebilirim. Eşimi daha çok sevebilirim. O yüzden bunlar arasında ayrım yapabilirsin gibi bir bakış açısı var. O nedenle de
abime neyi söylemem gerekiyordu? Abi bak bu 100.000'i veriyorum sana ama ne olur hani bak sonrasında şeyimiz olmasın. Bu miras payına mahsup edilsin. Eşimin de annemin de hakkı sana yani onların hakkı geçmesin hangisi oluyorsa böyle bir beyanda bulunduğunda ancak denkleştirmeye tabi oluyor. Ve ölümüm halinde de eğer abim yasal mirasçıysa o zaman ona düşecek olan mesela 300 bin liranın zaten 100 binini önceden almış oluyor. Çünkü o 100 bini de ne yaptım? Terekede saydım. Sanki 100 bin benim aktifimde, bankamda duran bir paraymış gibi muamele yapıyor. Tamam. Evet, denkleştirme benim miras bırakanın iradesine bağlı. Bir de miras bırakanın iradesinin aksiyonda olduğu ispat edilmedikçe çocukların eğitim ve öğreniminde alışılmış kısmı aşağı. Bu da ne zaman gündeme geliyor? 3 tane kardeşsiniz orada çok fazla gündeme gelmiyor. İkinci eş var. İlk çocuklar şöyle bir şey oluyor. İlk çocuklarda hele de böyle büyüyen işletmeler. Mesela bir adam işte Kayseri'de bir otel varmış ya da bir restoran varmış. İşte mesela Günaydın Restoran bir tane şurada bir restoranda minnacıktı. O adamın ilk çocukları atıyorum hiçbir fikrim yok. Orada bir ne başlattı? Bir mesela Fahrettin Aslan'ın öyle bir durumu vardı. İşte ufak bir şeyle başlamış. Bir ufacık bir restoran gibi gazino gibi bir şeyle başlamış. Ne olmuş? Sonra büyümüş. Şimdi ilk çocukları zaten orada çalışıyorlarmış. Bulaşık da yıkamışlar. İşte otelde çamaşır da yıkamışlar. Bu taraftaki ne yapmış? Garsonluk yapmış. Sonra o çocuklar okuyamamış bile. Birlikte büyütmüşler o işletmeyi. Sonra bir işte işler büyüyor. Zaten birinci eş gidiyor. Sonra yeni bir zengin olduk. Yeni bir eş. Yani önce hep şey deniyor böyle espri yapılıyor. Erkek para kazandıkça önce bilgisayarını değiştiriyor. Sonra arabasını değiştiriyor. Sonra eşini değiştiriyor gibi. Hani o aşamayla ilerleyen bir seviye gibi. Böyle bir durumda o genç eş geldiğinde çocuk oluyor. Ve o çocuk böyle hani teknik kazıntısından da daha böyle onu yaşama bağlayan en ufak çocuk oluyor. Ve o çocuğa bütün imkanlar sunuluyor. Zaten de para geldiği için özel okullar, özel yaşamlar, özel yani muhteşem arabalar, yurt dışında özel okullar, bütün bunlar bu sefer öbür çocuklar hani o kadar hani farklı ve o kadar şey olunca hani eşitsizlik olunca ölümden sonra bu kişiler bunları dile getiriyor. Yoksa 2-3 tane kardeşin arasında bu çok fazla dile getirildiğini görmüyoruz. Ama özellikle ikinci eş olup da ikinci eşe çok para akıtıldığı yerlerde bunu görüyoruz. Bir şeyimiz var. Tenkize tabi kazandırmalar asıl olarak ölüme bağlı tasarruf ve istisna olarak yani orada sayıldığı şekliyle. Bakın mesela denkleştirmeye tabi olanlar gördünüz. Yani hiç şey yani bir tek o alt soy bakımından yapmış. Mesela alt soy dışındaki yasal miraçlarda nasıl bir kazandırma olduğuna da bakmamış. Süreye de bakmamış. Hiçbir süre de yok. Oysa mesela tenkisteki sahalar arası işlemlere baktığımda hem belli bir amaç taşıyacaklar, hem süreleri var ya da dönme koşulları o gibi böyle bir sürü hani oradan böyle şu kutunun içindekiler, buradakiler olmaz gibi minik minik istisna böyle cımbızla seçerek sahalar arası işlemleri tenkise tabi tutmuşum. Neden? Çünkü miras bırakanın iradesinin olmadığı bir yer. Bakın. Miras bırakanın iradesinin sonuca etkisi yok denkleştirme. Ama denkleştirmeyi yürütür diyorum. Diyorum ki hani o ne yapıyorsa yapmış. Yapmıyorsa da ben buradaki kalineleri uyguladım diyor. Ama ona önce iradesini ortaya koyma imkanı verdim. Ölümünden sonrasını yönetme imkanı bir nebze de olsa denkleştirmede vermiştim. Tenkis de asla böyle bir şey yapmıyorum. Yine mesela tenkise tabi bir işlem söz konusu olduğunda tenkis ancak ve ancak saklı paylı mirasçılar ve saklı pay ihlal edildiğinde gündeme gelen bir dava. Denkleştirme ise hiç böyle bir kavram yok. Saklı pay, saklı paylı değil, önemli değil. Saklı pay aşıldı, aşılmadı gibi bir kavram da yok orada. Ama denkleştirmeye tabi bir kazandırma mı var? Onu terekenin aktifine yazıyor. Sanki o ev hiç verilmemiş. O otel hala miras bırakanın aktifindeki bir aynı hakmışçasına onun değerini orada hesaplamaya tabi tutuyor. O yüzden kazandırmanın tümünü terekeye iade etmiş gibi davranıyor. Oysa mesela tenkiste ancak bir bozucu yenilik doğuran bir davayla ne yapıyor? Bir kısmına dokunabiliyor. Oysa denkleştirme davası diye bir şey bile yok. Sadece diyorum ki sen 300 lira alacaktın. Zaten bunun yüzünü aldın canım sen. Bu tümünü orada dikkate alıyorum.
Eğer denkleştirme ile ilgili bir sorunumuz varsa, denkleştirme sadece bir tespit davası, hiçbir süreye tabi olmadan daha önceden kardeşlerden birine otelin baba tarafından mülkiyetinin devredildiğini ispatlamak, düğün sırasında oturmaları için bir ev alındığını ispatlamak, İşte çocuğun Amerika'da, işte Harvard'da, bilmem nerede, böyle işte Oxford'da okuduğunu ispatlamak gibi çok yüksek meblağlı şeyler olduğunu ve hani burada neyi söylüyorum? Denkleştirmenin varlığının tespit edilmesini isteyeceğim. Sadece bir tespit hükmü olacak. Bu ne anlama gelecek? Mal varlığının aktifinde olduğunu söyleyen bir karar olacak bu. Yoksa bir yenilik doğuran bir karar gibi değil. Yine mesela Tenkis davasının davacısı ancak ve ancak saklı payı ihlal edilmiş mirasçı olabilir. Denkleştirme davası her yasal mirasçı tarafından açılabilir. Ve Tenkis davasını mesela kim açmışsa sadece onun bakımından sonuç doğurur. Nispi bir davaydı. Oysa denkleştirme davası açıldığında bir tespit hükmü olup o mirasçının miras payına mahsuben o rakamı, yani daha önceden edindiği o değeri saydırdığım için tüm tereke bakımından sonuç doğurur. Tenkis davasının davası herkes olabiliyorken denkleştirme davasının borçlusu, yani oradaki davalı ancak ve ancak bir yasal mirasçı olabilir. Oradaki zaten mirasçılık sıfatını kaybetmişse denkleştirme borçlusu olan, olma ihtimali olan o kişi onu yitirmişse neydi? Tenkis davası açılıyordu zaten ona. Hemen bu tarafa geçiyordu. Dediğim gibi öbüründe bir yenilik doğuran dava varken burada bir tespit davası var diyorum. Hemen paylaşmayı da bitirdim herhalde. Evet. Bilmiyorum oldu mu? Süreleri şey yapamadık ama süreler basit zaten. Sürelere bakarsınız tak düşür süreler. Yani burada önemli olan bu mantığı anlayabilmek. Ve bunun böyle tenkis davası dediğinizde sadece 565'e bakarak ha evet burada tenkis varmış diyebileceğiniz bir dava değil bu. Gerçekten komplike bir dava. Çoğu zaman mirasçılar bize neyle gelmiyorlar? Şeylerle gelmiyorlar ki hani. Diyorum ki hani şu var mı? Bu var mı? Ha diyor. Hocam galiba vardı öyle bir şey. Sizin işte kardeş nerede okudu? Onu soruyoruz. Hani bütün bu onlar bunu siz de mesela bu denkleştirme şimdi diyor öyle mi olacak? Mesela bunu anlattığımızda bazen şey, hocam diyor ben buraya geldiğimde diyor babam bana diyor ev aldı diyor. Ne olacak? Denkleştirme biter. Ama diyor babama söyleyeyim o zaman miras payıma mahsup etmesin. Tamam söyle. Sonradan da olur. Yani denkleştirmenin yapıldığı anda değil. Sonradan da bir hani bayram seyranı tabii ki ispatlayabileceğiniz bir şekilde. Ölümden sonra ispat işi olacak. Bu nedenle hani bunlara dikkat ederek tek bir davaymış gibi düşünmeyin bu iş. Bu aslında tüm tereke, yani hani o bizim dinimiz imanımız para işi ölümden sonra da bitmiyor. Bırakamıyoruz o mal varlığı işini. O aktif pasifi sadece mevcut olanlarla değil, aile hukukundan edinilmiş malları getirerek, daha önceden mirasçılara dağıtılmış olanlar ya da sağlar arası işlemlerle daha önce yaptığı bağışlar, şunlar bunlar, kaçırmalar tarzındaki şeylerle birlikte değerlendirmemiz gerekir. Bir de burada şeyi söylemek lazım, muvazalı işlemler. Borçlar genelde gördünüz, eşya hukukunda gördünüz. Neydi? İşte ne yapıyorduk? Miras muvazası denilen işlemler. Abime köydeki tarlalar kalsın istiyor. Bağışlama yapmak istiyor ama neyden çekiniyor? Tenkisten çekiniyor, denkleştirmeden çekiniyor. Bu sefer ne yapıyor? Sanki satış gibi gösterip nispi muvazaa diyorduk, hatırlarsınız. Gizli işlem de bağışlama. Görünürdeki işlem satış sözleşmesi, muvazaa anlaşması. Ne yaptık? Altta da bir bağışlama sözleşmesi var. Yargıtay istikrarlı bir biçimde. Çünkü Karadeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu o kadar fazla bu yapıyla, yani bu düşünüşle yapılan bu sözleşmeleri göre göre bizim hakimler de Anadolu'nun bağrından çıkmış arkadaşlarımız, yani hani batılı değil ki bunu anlamasın altında yatan zihniyeti ve yerleşik bir şekilde kız çocuklarını korumak için ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu gizli işlemi de ben diyor şekli aykırılıktan kesinlikle suçsaydım. Hatırlıyorsunuz. Şimdi bunlar ne tenkis davası ne denkleştirme. Bunlar çünkü geçersiz işlemler. Bunlar kendiliğinden sadece bir
Muvazanın ispatıyla bir tespit davası açıyorsunuz. Eğer bir taşınmaz varsa tapu sicilin düzeltilmesi davası niteliğinde oluyor. Tek bir mirasçı ortak menfaati koruma yetkisiyle bunu açabiliyor 640. madde uyarınca ve tüm mirasçılar adına tescilini sağlıyorsunuz. Tek bir kişi açsa bile. Niye? Çünkü o terekede hala babanızın mal varlığının aktifinde taşınmaz olarak duruyor. Ha, kimse görmüyor. Niye? Çünkü tescil abinizin üstüne. O ama önemli değil. Onun aktifinde bir aynı hak yok. Gerçek hak durumunu göstermeyen bir tescil söz konusu. Yolsuz tescil. Bu nedenle bu bir tespit, yani bir tenkis davası değil, bir denkleştirme davası değil. Muvazzanın tespitiyle birlikte eğer bir taşınmazsa tapu sicilin düzeltilmesi davası düzeltiyorum. O da terekede. O da terekenin hesabında dikkate alınması gereken bir değer oluyor. Çok teşekkür ederim. Sorular varsa alabiliriz. Sıkıldı. 2 saat oldu zaten. Çok hiç durmadan konuşarak. Melek Hocam, hakikaten çok renkli bir sunum oldu. Miras hukukunun en teknik konularını son derece canlı ve her zaman izlediğiniz metot çerçevesinde öğrencilerle paylaşmış oldunuz. Ben kendi adıma çok faydalandım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bu süreç geçtiği zaman sizi inşallah fakültede ağırlama imkanı da buluruz. Arkadaşlar, Melek Hocamıza yönelteceğiniz herhangi bir soru var mı acaba? Yok zannedersem. O zaman yoruldular çok tabii ki. Ben çok teşekkür ederim herkese. Yani Gül, Naz, hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepsi burada dinlediler. Çok mutlu oldum. Umarım faydalı olmuştur. Ne zaman isterseniz bu şekilde de gelirim. Şu pandemi bitsin. Güzel güzel de bir böyle fakültenizi ziyaret edeyim. Çok teşekkürler. Bu arada öğrencilerden, ben de ilk defa öğrencilerin isimleriyle aşina oluyorum. Sizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Çok güzel açıkladığınızı ifade ediyorlar. Ben öğrenci arkadaşlarımın tüm adına size çok teşekkür ediyorum. En kısa sırada görüşmek üzere. Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Melek'ciğim. Görüşürüz Gülcüm. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın.